Sen hazır. Hadi oğlum. Canım. Şunu. Verdi. Kızım, hadi gel gidelim biz. Bunlar senin eşyalarını toplar gönderirler. Hadi kızım. Aa, baba deli misin bu? Hadi ben kocamı bırakıp nasıl gideyim Allah aşkına ya? Kızım bundan koca olmaz sana. Yediği haltlar 40'ı geçti. Hadi gidelim ya. Aşk olsun. Dünür. Sen de gemi azıya aldın iyice ha. Sus. Tamam Mahmut abiciğim. Hadi gel biz biraz dışarı çıkalım ha. Hadi gel. Sina, Yiğit kardeşim sen bu işe karışma. Tamam mı? Bunlar var ya bunlar. Yok Sina şöyle, yok Sina böyle. Ya sana atmadıkları çamur kalmadı ya. Bak işte evlatları burada. Alın evlatınızı, görün bakalım nasıl oluyormuş. Mahmut, o çenen var ya musalla taşına çarpsın. Çarpmasın. Yaramasın inşallah. Ne biçim konuşuyorsun sen? Kızım, şimdi bu tazminat ne kadar yani? Tazminat deyince bayıldı. Ne kadar yani bu tazminat? Bayılacak kadar. Ben bilmiyorum. Yani Ferdi en son yapımcıyla konuşmuştu. Ben bilmiyorum. Belli ki çok para. Bayıltacak kadar çok para. Yani birkaç trilyon olabilir. Ha gözünü araladı. Ferdi. Ferdi oğlum. Baba. Ah ayılıyor. Ferdi iyi misin? Ne oldu bana? Özdür sana şeyden bu tazminattan bahsetti de o. Tazminat. Ay. Gene gitti. Yani bu tazminat lafını duyunca bayılıyor. Bir dakika. Benim bir usulüm var. Onu ben şimdi ayıltırım. Kızım bana müsaade eder misin? Bakın nasıl ayıltıyorum bakın. Evet. Damadım. Ferdi'ciğim. Canım benim. Sen aklan. Lan! Yandın! Baba! Abi. Ayıldı gördün mü bak. Ferdi iyi misin sen? İyiyim mi? Neredeyim ben ya? Burası neresi ya? Bizim ev. Sen kimsin bre melun? Bana melun dedi. Baba. Oğlunun aklını başından aldın. Elin taş tutsun değil mi? Lala, atımı getirin. Yeniçerilerle sefere çıkacağız. Aşkım. Bak bakayım gözlerime bir tane. Beni hatırladın mı? Harem sana emanet. Tek çiçek Öznurhan Sultan. Şehzadelerim. Mahmut kaçma buraya gel. Kaç. Kimsiniz ya? Dayı. Ha, öldü mü lan mı yoksa? Dayı. Adnan dayı. Dayı. Adam nefeste alamıyor. Kalbinde duyamadım dayı. Dayım be. Ah be. Ah be dayı be. Ölecek zaman mıydı? Niye ölürsün be dayı? Ya tüh be. Ne yapacağım lan ben şimdi? Yok Canan anne bunu kesin cinayetten sayar. Bunun suçunu da benim üstüme atar kesin. Şimdi ben ne yapayım? Polisi arayayım ya da önce babamı arayayım. Sonra... Dayı?
Selamun kablen min Rabbin rahim. Amin. Ne oluyor lan? Niye bağırıyorsun? Kafayı mı yedin? Dayı ben seni öldü sandım ya. Neredeyse ölecektim senin yüzünden. Yarım saatten fazladır senin arkandan koşturuyorum. Sen benim kalbimde kaç stent var biliyor musun? Yok bilmiyorum kaç. 12. Oha çok. Ya sen her sıkıldığında stent taktırdın dayı. Sen de o zaman stent falan yok kalbinde. Senin kalbinde bildiğin şey var. Tüp geçit var. Adnan Ray. Senin ağzını burnunu yırtarım bak. Hastalıkla şaka olmaz. Benim kalbim hasta. Tamam mı? Sen beni niye koşturuyorsun? Sen beni niye yoruyorsun acaba? Paralar. Sakın bana yalan söylemeye kalkışma. Paralar nerede? Ya ne yalan söyleyeceğim zaten sana dayı. Düşüneceğim dedim işte. O vakte kadar şubeye yatırdım parayı. Şule'ye mi? Şule kim lan? Kadın, paraları Şule'ye mi yatırdın? Ahlaksız! Ne ala, ya ne Şule kim ya? Hayır dayı, ne işim olur benim Şule'yle, Mule'yle ya? Şubeye yatırdım, şubeye. Parayı şubeye yatırdım. Banka şubesi. Banka şubesine yatırdım. Vallahi çünkü sen şimdi hani ben o parayı nereye saklasam onu bulacakmışsın gibi bir izlenim yarattın. Ben senden tırstım dayı. Gözüm kararıyor. Dur kararma. Gel, ha gel. Dur, 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 dur. Gel. Allah seni bildiği gibi. Allah seni bildiği gibi. Sen. Bana. Bana. Su. Ha. Allah'ım. Hasta ölecektim bunun yüzünden. Bankada. Paralar bankada. Rahat mısın oğlum? Öz kadın. Rahat mısınız Ferdi Sultanım? Tahtım harici rahatlık bana haramdır. Tek çiçek Özdürhan Sultan bunu iyi biliyor. Benim adımı söylüyor ya. Sanki beni hatırladı gibi. O yüzden siz çıksanız da ben bir tek şey yapsam. Sultanım. Çekilebilirsiniz. Tamam hadi siz gelin. Haydi. Gelin gelin. Gel anneciğim hadi gel sen. Haydi ağa haydi. Tabii padişahım. Şey kapıyı da canım kapat. Tabii tek çiçek rahatım. Ver lazım gel. Korktum. Çok korktum. Aklım gitti. Sen ne yapıyorsun ya? Ne var kafanda senin? Hiçbir şey yok. Bomboş benim kafam. Zaten kafam bomboş olmasa o Gökçe denilen kadının kumpasına düşer miydim ya? Babam tazminat falan deyince bayıldım. Ayılınca da şimdi adama söylememek için hafızamı kaybetmiş gibi yaptım. Adamın yüreğine iner yoksa. Aynı şeyi düşündüm demin. Ben de ondan diyemedim. Ay adamın yüzüne bakıp nasıl diyeyim ben 500 bin dolar diye verdi. Ben seni niye dinlemedim aşkım ya? Ay ben kafama tüküreyim. 50 kere söyledim ben. Keşke kabul etmeseydim. O maddeyi çıkarmazsam oynamam deseydim. Ben ne bileyim. Hadi gidip konuşalım şu yapımcıyla. Nereye? Nereye çıkıyoruz? Verdi kapının önü kum gibi muhabir dolu. Gitmedim ya daha onunla. Yok. Burada var. Vay arkadaş ya. Herkes bizi yanlış tanıdı ya. Ben hiç öyle bir insan mıyım acaba? Benim özüm öyle mi acaba? Vay arkadaş ya. Şu koltukların sahibi rahmetli zavallı teyzeciğimize biz yardım edecektik o paralarla. Güzel bir mezar taşı yaptıracaktık. Ne bileyim ben onun için hayır hasenat yaptıracaktık oğlum. Yine yapacağız dayı. 40 gün geçmeden zaten mezar yapılmaz. Mezarın bir çökmesi lazım önce. Ben de o vakte kadar bir düşüneyim dedim işte. O mezar çökene kadar ben göçerim oğlum. Belki o paralar bana da can suyu olacaktı. O paraları şilteye zulalayan yaşlı kadın teyzemiz belki de bilmeden yıllardır o paraları benim hayrım için biriktiriyordu. Olabilir. Olabilir. Nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun bunu acaba dayı? Nankör. Ben sana böyle mi yaklaştım acaba? Terbiyesiz. Şişt bana bak. Hadi ne olur beni yorma. Allah'a sen yorma. Git. O paraları çek getir hemen buraya. Yürü. Ne? Düşüneceğim dedim ya. Thank you.
Ferdi daha iyi. Birçok şeyi hatırlıyor. Ya Rabbim çok şükür. Hepinizden çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yani şunları size yaşatmaya hiç hakkım yoktu biliyorum. Ama anne baba yemin ediyorum, bak yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Bu seferlik inanın bana be. Bir sefer inanın bana ne olur. Oğlum, biz annenle dışarıda bunu konuşuyorduk. Evet, bizim oğlumuz her şeyi yapabilir ama asla üffetsizlik yapmaz dedik. Her şey derken? Her şey değil. Birçok şey yapmaz dedi. Ha bir de birçok şey. Yok yani bazı şeyler. Hatta yani ufak tefek şeyler demek istedi. Oğlum biz senin yanındayız. Şu dışarıdaki rezillik elbet geçecek. Bunun suçlusu sen değilsin ki. Hepiniz mi böyle düşünüyorsunuz? Abla sen bir geç tepki verdin. Yok yok. Yani ben şoktan öyle birden cevapsız kaldım da. Bunun altından kalkarız oğlum. Hepiniz benden nefret edeceksiniz diye o kadar korktum ki. Olur mu abiciğim hiç öyle şey ya? Sen bana kızgındın. Konuşmuyordun benimle. Yok. Sen benim abimsin, ben de senin küçük muhabbet kuşunum. Sana yapılmış şey bize yapılmış sayılır. Öyle küslük falan yok. Ferdi, bak benim güzel ailem işte bu anlar için var. Biz seni hiç yalnız bırakır mıyız oğlum? Nefret etmek ne demek? Senden nefret etmek hiç olur mu? Güzel olur mu? Sonra bana söyle bakayım bu şeyin, bu tazminat parası ne kadar ya? Veriyorsan olur biter canım. Niye bu kadar üzüyorsun kendini yavrum? Söyle bana bak. Söyle ne kadar yavrum? 500.000 doları söylersen benden anında nefret edersin baba. Sakın söyleme Ferdi. Vallahi bir anda nefret eder. Hatırlayamıyorum baba. Hatırlayamıyorum yani. Her şeyi hatırlıyorum. Ama düşünüyorum, düşünüyorum. Bu tazminatı hatırlayamıyorum ya. Tamam da sen yapmadın ki biz de senin yapmadığına inanıyoruz. Ya o zaman niye bu tazminatı ödeyesin? Böyle durumlarda karşı taraf iddiasını ispatla mükelleftir. Vallahi aynı avukat gibi konuştu eniştem. Yani biz sonuçta bunu internetten gördük aslında. Kendi düşüncemiz değil. Tamam da bunlar sadece haber. Yani gerçek değil ki. Gerçek olmadığı için de iftiradan öteye gidemez. Bu kadar basit. Sahi mi ya? Kesinlikle. Evet. İcler o. Ne kadar acı değil mi? Eşiniz gitmiş. Ama ne demişler? Ayrılık da sevdaya dair bir... Ama benim kocam... Tamam tamam anlıyorum. 3 sene olmuş gideli yurt dışına. Haklısınız da. Ama biliyor musunuz? Benim eşim de yurt dışında. Ama ben o uzakta artık demek yerine... Onu daha çok özlüyorum. Yani ben de böyle bir sürece yol açtı. Ama benim kocam... Anlıyorum İzler Hanım. Evlenmiş beyefendi. 2 tane de bebek yapmış orada. Olabilir. Yalnız hissetmiş adam kendini. Ne olmuş yani? Bu sizi sevmiyor mu demek? Ben orada evlendim ve artık seni sevmiyorum mu demek istemiş. Dememiş ki öyle. Ya bir gün geri dönerse İzler? Ama benim kocam... Hayır. Boşanma davasını sen aç demek, ben seni sevmiyorum demek değil. Öyle bir ayarlama yapmak istemiş demek ki. Kendi kafasına göre. Hiç merak etmeyin. Belki de bu sizin tekrar buluşmanız için gerekli olan bir süreçtir. Belki de daha hasretle tekrar bir araya geleceksinizdir. Bunca zamanın özlemi belki de şimdi gerçekten ortaya çıkacaktır. Tamam Kaan Bey. Teşekkürler. Bitirmemiştik daha. Merak etmeyin. Üzülmeyin de. Sizi seviyor eşiniz. Ondan ümidi kesmeyin. Benim eşim de beni seviyor. İcil Hanım, bir sonraki seansınızı ben size SMS'le bildireceğim. İstemiyorum. Ben başka bir yere gideceğim. İyi günler. İyi günler. Aa, kim bu ayol? Aa, neredeyse üstüme çıkıyordu. Deniz Hanım danışanıydı. Kaan Bey devraldı. Sanırım memnun kalmadı.
Benim oğlumu mu beğenmiyormuş? Aa, kendini beğenmiş. Danışanlar Kaan Bey'le görüştükten sonra daha da kötüleşiyorlar. Ya bırakıyorlar ya ara veriyorlar. Kaan Bey'in içinde bulunduğu durumdan dolayı sanırım. Ne yiyor ne içiyor. Oğlum, ne yapıyorsun? Dün akşamdan beri seni arıyorum. Buradaydım anne. Gece boyunca burada kaldım. Sanki her yerde denizin ruhu var. İnanır mısın, kokusu bütün kliniğe sinmiş gibi. Bunlara da mı kokusu sinmiş ha? Kuru yemişlere de mi? Hayır anneciğim, onlar denizimden kalan minik, tatlı, küçük hatıralar. Aa, başlayacağım ama ha. Bana bak. Ferdi bütün Türkiye'ye rezil oldu. Tabii senin hiçbir şeyden haberin yok. Otur oturduğun yerde. Nasıl rezil oldu ya? Onların dizisi reyting rekortmeniydi. Reytingleri mi düştü, ne oldu? Yok, hala reyting rekortmeni. Ama Ferdi'nin başka rekortmenlikleri de varmış. Nasıl yani? Magazinsel artı 18. Ferdi. Anne ne diyorsun? Fotoğraf şey mi? Göster neymiş bakayım. Hı, yok öyle oturduğun yerden buyurmak. Aç sosyal medyanı bak. Nasıl ya? İnternete mi düştü bir de hepsi? Ne olmuş olabilir ki? Kayınbro. Ne yaptın sen? Niye yaptın? Anne, anne hadi. Kalk kalk. Hadi 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 hadi. Anne, ha, dikkatli. Gülbin, bütün randevuları iptal et. Tamam. Hadi. Bütün hepsi iptal oldu zaten. Fidan, acaba siparişleri mi götürdü? Ah, kapı çıkmış. Fidan, sen ne yapıyorsun orada? Ya enişte, internetten haberleri okuyorum ben de. Sağ olsun bizim bu esnaf arkadaşlar buraya doluşmasın diye dükkana kapalı süsü verdim. Esas siz ne yaptınız? Ne yapacağız Fidan işte? Ferdi'nin morali çok bozuk. Of, haklı tabii. Enişte, yani bu işte bir iş var. Ya Ferdi böyle şeyler yapacak bir çocuk değil. Biz de öyle düşünüyoruz ama. Babacığım, ben bu avukata bir danışayım. Şu tazminat konusunu bir açıklığa kavuşturalım. Bir dakika, bir dakika. Bu olanlardan dolayı Gökçe Irmak Ferdi'ye tazminat mı ödeyecek? Yok Fidan, yok. O yapımcı var ya, yapımcı istiyor tazminatı Ferdi'den. A, deli mi ne? Esas Ferdi'ye tazminat ödemeleri gerekiyor bunların ya. Baba, teyzen doğru söylüyor biliyor musun? Yani ben sizden aldığım öğretiler doğrultusunda eşeği sağlam kazığa bağlamak yanlısıyım. Öyle öyle öyle. Eşeği sağlam kazığa bağlamalı. Sen avukatı ara. Aramışken bir de sor bakalım, bu Adnan'ın dosyasını bir incelesin. Bana malumat versin. Bir tarafta Ferdi, bir tarafta Adnan. Dert bitmiyor ki, katlanıyor. Neyse, ben halledeceğim babacığım. Sen o Mahmud'u görürsen söyle. Ondan bir alacağım var. Tamam baba. Hadi bakalım, işe başlayalım. Hadi. Nerede benim merdivenim? Ben getirdim. Getir. Alo, neredesin anne? Sen getirttin beni buraya, araban da yok. Oğlum, gelmek üzereyiz. Sen evin içine gir, öyle bekle. Bak bakalım ne oluyor, olaylar ne? Evet abicim, biz zaten apar topar çıktık hemen. Anne, kapının önü gazeteci kaynıyor. Ne? Kapı gazeteci mi kaynıyor? Evet abicim, doğru duydun annemi. Kaan, bak kapı gazeteci kaynıyormuş. Ne? Kapının önü gazeteci mi kaynıyormuş? Tamam, tamam. Biz dayıyla gelip olaya müdahale ediyoruz şimdi. Tamam, sen yine de kendi yöntemlerinle müdahale etmeden Nedim. Çünkü durum kritik. Ferdi'nin başı bir daha belaya girmesin. Aman iyi be. Siz de beni iyice dengesiz yaptınız ha. Tamam kardeşim, bizim kardeşimiz zor durumda. Biz olaya her türlü müdahalede bulunuruz.
ve sonuçlarına da katlanırız. Bitti. Fiyenim şuraya bak Allah'ını seversen. Telefonu açınca haberler düştü ya. Şu durumu felaket. Bizim Ferdi'yi kurtarmamız lazım. Vay 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 vay. Adam bildiğin evde kapalı kalmış arkadaş. Hadi dayı yürü. Yürü. Bu dükkan olmadı ya. Oğuz geliyor. Aç çabuk. Gel. Ne oluyor ya? Ne bu kalabalık? Tuğçe yukarıda anlatsın sana. Çok karışık şu anda burası. Tamam olur. Kahve getirmiştim ben de. Teşekkür ederiz. Neyse bunu al sonra yaparız artık. Hadi. Tamam sen hiç merak etme kardeşim. Gazetecileri bir şekilde uzaklaştıracağız oradan. Dayının aklına bir fikir geldi orijinali. Dayımla Nedim geliyormuş halledeceklermiş. Ay çok şükür. Hadi inşallah. Bak ne olur dikkat edin ha. Size güveniyorum enişte. Yani tıkıldım kaldım evin içinde hiçbir yere kıpırdayamıyorum. Tamam sen merak etme kardeşim. Kardeşlik bugünler için var ya Allah Allah. Eyvallah enişte. Şş, bana bak sakın muhabirlerle ters gidecek bir şey yapma tamam mı? Allah korusun var ya onlar da sonuçta işini yapıyorlar. Tamam dayı yaz. Hayır haber değeri taşıyan bir şey yaşatırsın Ferdi'yi kurtaramayız. Siz de beni iyice dengesiz bellediniz ha. Dengesiz bellemedik. Biz seni alıngan belledik. O alınganlığı yavaşça yere bırakıyorsun. Olayı da bana bırakıyorsun. Gerisi kolay. Dinle beni şimdi. Bak Nedim. Olay şu şekilde ilerliyor. Vay artık resmen senin odan oldu burası ha. Yani evet. Bizim ev bir füze rampası olarak düşün. Böyle kademe kademe en üste kadar çıkıyorsun. Evlenince de buradan ateşleniyorsun. Artık nereye düşersen. Teyzem oraya düştü mesela. Sen nereye düşeceksin bakalım? Aman Allah düşürmesin. Yani şimdilik. Bence şimdilik değil. Uzun bir süre böyle olsun. O zaman zamanı gelince de anlaşalım. Babam. Yeğenim, operasyonu başlatıyorum. Tamam, başlat. Hayda, onun ne işi var orada? Ya oğlum, bırak şu Oğuz'u. Kime diyorum ya? Olaya konsantre ol. Tamam, başlat sen dayı. Düşünüme. Tamam. Düşünüme. Ne yapıyor ya? Ha, bir saniye. Nedim, dur. Efendim Ferdi, nasıl evde yoksun oğlum? Ne demek çarşıdayım dayı? Ne oldu? Olaylar mı karışık? Anlat ne oldu? Gelince mi anlatacaksın? Oğlum adam akıllı anlatsana şunu. Tamam geliyorum ben de. Ya adam akıllı anlat. Tamam gelince anlatırsın. Allah Allah. Tamam kapa. Hayret bir şey ya. Ya Ferdi evde değilmiş. Çarşıdaymış. Kebapçıda oraya sığınmış. Emin misin dayı bana babam Ferdi evde dedi. Oğlum şimdi konuştum. Kebapçıya sığınmış. Çarşıya kaçtım diyor. Allah Allah. Kardeş Ferdi Akyol bu evden çıktı mı gördünüz mü siz? Yok kimse görmedik. Ha? Hayır görmedik. Yok bak böyle penguen gibi kafa sallıyor hepsi görmedik ki. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Bu evin sanki bir tane mi kapısı var? Mutfak kapısı var. Yan tarafta. Belki oradan çıkıp gitmiştir. Arkadaşlar kapı var burada. Var kapı var orada bir tane daha kapı var hiç görmediğiniz. Güzel. Şş bana bak. Ben gidiyorum onun yanına. Oradayım. Biraz bir kebaba inelim kebap yiyelim. Burası sende. Tamam sen git dayı. Hadi. Hadi gelin. Aa gidiyorlar galiba. Vallahi. Evet. Gidin bakalım gidin. Bakalım ne göreceksiniz.
Hah, eksik de tamamlandı maşallah. Kaçırma. Ferdi nerede? Evde. Gazeteciler yok. He yok, onlar git. Biraz önce bir saniye ya. Siz şimdi mi geliyorsunuz? Evet, ne oldu ki? Oğuz orada da. Aa, o epeydir burada. Ben olayları duyunca onu önden gönderdim. Aa, epeydir burada. Çıksa. Hadi, buyurun. O epeydir burada. Kızın balkonunda. Eniştemler, açabilirsin. Tuğçe nerede? Oğuz'la yukarıda. Ya Nedim kapıda. Daha dün bu adam Oğuz yerine Mahmut abiyi dövdü ya. Kızım niye kapıyı açmıyorsun da anahtarla açtırıyorsun bana? Salondaydım, anca geldim. Duyar duymaz geldik Derya'cığım. Millet nerede? Salondalar. Ferdi de içeride mi? Evet evet, tabii tabii, o da orada. Tamam, siz geçin, ben de birazdan geliyorum karşı. Hadi. Hay Allah. Geçin, geliyorum, geçin. Tuğçe nerede? Tuğçe? Şeyde? Şeyde derken yukarıda değil mi? Terasta. Ben onu çünkü Oğuz'un yanında gördüm yukarıda balkonda. Terasta o! Dedim. Canancığım, ay ne oluyor? Ay ortalık ayağa kalkmış. Ay bugün Türkiye'de gündem sizsiniz. Tam da sana göre bir iş Feryal. Biz de nerede kaldı diyorduk. Ay aşk olsun Canan. Ben destek olmak için geldim. Ferdi'cim, iyisin değil mi oğlum? Yani işte. Ne kadar iyi olunabilirse o kadar. Özdur, Özdur, bana bak. Söyleyemediğim bir şeyler varsa bana anlatabilirsin. Ben ne yapar eder, orta yolu bulurum. Ne gibi Feryal Hanım? Yani ben onunla konuşurum. Hem zaten hayatta herkesin bir kez olsun affedilme hakkı vardır. Sen hiç merak etme Feryal. Biz kendi içimizde onu hallettik. Aa, öyle mi? Ay, iyi. Gel, otur. Neyse kardeşim, sen merak etme. Biz yanındayız. Biz yanındayız ve geri kalan her şey teferruat. Yemin ederim babam geliyor Oğuz, bak her odaya bakıyor. Çok kötü olacak ya. Gördüm seni. Yok, 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 beni hiç görmedi. Tamam, gel, 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 gel. Şöyle kapının arkasına geç. Korkma, tamam mı? Güven bana. Gir, gir. Nedim. Tuğçe nerede? Tuğçe... Tuğçe bilmem, burada yok abi. Oğlum madem burada yok, senin ne işin var lan kızın odasında? Ya ben aşağıda daralınca beni terasa hava almaya yolladılar işte abi. Hep çıktığım yer. Sen niye telaşlısın ki bu kadar yani? Hep çıktığım yer. Allah düşünmesin Oğuzcuğum. Harikasın. Hep seni böyle yükseklerde görmek istiyorum. Zirvede görmek istiyorum seni. Çekil lan şuradan. Nerede o zibidi? Aa, zibidi deme. Vallahi Feryal Hanım duyarsa seni tepeler. Ya bırak Derya ya. Bak bana bak, bu çocuk çok olmaya başladı ha. Ya çocuğun yanında kız yoktu ki. Oğlanı ben yolladım yukarı. Hı diyorsun. Evet. Şimdi gelirler birazdan. Damla sen Tuğçe'yi al, size gidin. Nasıl? Nasıl nasıl? Uçarak mesela. Ya adam gelmek üzere, hadi çabuk. Tuğçe yokmuş evde. Sizdeymiş, tamam mı? Ya iyi de eniştem geldiğinde beni gördü galiba. İnanmaz ki. İnanır ya. İyi oynarsak inanır. O görmedi seni, tamam mı? Ona öyle geliyor. Hadi çabuk 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 uçun.
Ya sen XX large mısın, nesin sen? Bir de geniş geniş su içiyor rahat rahat ya. Ah, susamışım vallahi abi ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu bardak temizdi inşallah. Daha önce sen içmemiştin değil mi bundan? Tövbe estağfurullah. Oğlum bak Tuğçe nerede? Yukarıya bir yere sakladınız değil mi onu? Sonra sen aşağı sıvıştın. Böyle sulu akışkan bir şeyler işleyerek konuyu sulandırmaya çalışıyorsun ve ben buna kanmıyorum. Abi bir sakin ol önce. Yani çok fazla hırpalamana gerek yok kendine. Tuğçe Damla'da. Damla'da mı? Ne yapıyor lan Damla'da? Ne bileyim abi, git kendin sor. Ben zaten evde bana akran kimse yok diye sıkılıp çıktım yukarı yani. Bak ya, lan beni delirtmeyin. Ya ben henüz daha şimdi eve girerken Damla buradaydı, camın kenarında gibiydi. Sen beni kandırmaya mı çalışıyorsun lan? Kas kafalı. Abi estağfurullah. Estağfurullah da ben bugün burada bu evde Damla'yı hiç görmedim. Derya ne diyor bu? Vallahi ben bilmiyorum Nedim. Ya eve gireni çıkanı takip edemiyorum. Şu Ferdi'nin olayına tamamen kanalize olmuş durumdayım yani. Bana yalan söylemeyin. Ya ben daha bulamadım. Arkadaşım söylüyorum bak, Damla 5 dakika önce buradaydı ya. Abi ne yalanı ya? İnanmıyorsan git kendin bak ha. Vallahi kabak tadı verdin ha. Sensin lan kabak. Sosyete kabağı. Nedim. Vallahi geliyorlar. Ya olsun, en azından kendimizi buraya attık ya. Yok, inandırıcı olmamız lazım. Fasulye getir bana. Ben onları ayıklamaya başlayayım hemen. Yok kızım, benim evimde fasulyenin ne işi var? Buldum. Buldum. Ellerine sağlık. O seni alan yaşadı. Enişte, hoş geldin. Damla, Tuğçe burada mı? Burada, burada. Kahveye geldi. Gazeteciler abimler geldi. Babacığım. Tuğçe'cim. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ver bakayım bu kahveyi sen. Hah. Sen niye sırıtıyorsun şebek gibi? Komiksin çünkü baba. Ne oldu, siz niye geldiniz buraya? Nedim, işte görüyorsun. Yani çocuklar 5 dakika içinde seni atlatıp buraya gelip, yetmiyor üstüne bir de kahve yapıp, hatta dibine kadar, telvesine kadar içmiş olamazlar herhalde, değil mi? Ama ben Damla'yı evde gördüm ya. Nerede gördün? Görmedim. Evde gördüm. Tabii zor zamanlar geçiriyor herkes. Aman Nedim. Allah aşkına eve gidip de Damla orada mıydı, burada mıydı falan diye sorma, tamam mı? Zaten Ferdi ile uğraşıyorlar. Bir de senin aklın gitti diye düşünmesinler yani. Tamam. Ya kesin. Tamam ya, kesin. Herkes hata yapabilir, tamam mı? Hatta bazen ben bile yanılabilirim. Şekiller ya. Ha niye gülüyorsun kızım, niye gülüyorsun? Babanın gözünün içine baka baka yalan söyledik. Adam şu anda aklından şüphe ediyor. Anne ne yapayım, biz bir şey yapmıyoruz ki. Yani tamam, bir şey yapmıyorsunuz da. Babalar böyledir. Biz zamanında babamızdan az mı korktuk? Tir tir titredik vallahi. Ondan kaçtın değil mi eniştem? Ondan kaçtım. Siz abiniz burada acı çeksin. Eğlenin. Aferin. Zil takın ya, oynayın. Gideceğim. Neyse, ben gideyim de ortalık daha fazla baymasın. Bu arada bunu saymıyorum. Evine oturmaya geleceğim. Hatta o camdan bir şeyler oluyor ya, fırına atıyorsun. Heh, ondan da alıp öyle geleceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Çok komik bu çocuk ya. Ya bir çocuk vardı. Normal bir arkadaşlığımız vardı. Ben çok gülüyordum ona. Sonra bir baktım evlenmişiz. O ne demek ya? İleride senin çocuklarına anlatacağım hikaye. Teyze uğraşma benimle Allah aşkına ya. Babacığım. Aa, hoş geldin Sina. Baba. Ha. Şimdi ben konuştum. Birkaç farklı durum var. Şimdi iftirayı atan bu Gökçe Irmak denen kadın. Ama tazminatı isteyen yapımcı. Şimdi avukat diyor ki, bizim diyor bu tazminatın maddelerini ve tazminatın ne kadar olduğunu öğrenmemiz lazım. Hani küçük bir meblağsa arabulucuyla bir ortak noktada kalınır, çözülür. Sonuçta şöyle bir durum var. Ferdi abim de mağdur oldu. Yani hem dizisi bitti, hem maddi manevi olarak zarara girdi. Bir sürü şey oldu.
Sina, ben bu yapımcının yerini, yurdunu nereden bulacağım? Sen bulabilir misin? Ben onu bulurum Sina. Ha bu arada bu Adnan dayı mevzusuna gelince de geçmişten aldığı cezadan dolayı mühür meselesinden alacağı cezayı da yatacak, ikisi birleşecekmiş yani. Kesin mi? Kesin. 4 yıl diyor. Yani tabii ama iyi halden faydalanırsa inebilirmiş ceza. Adnan iyi hal gösterecek öyle mi? Ya o içeriği de karıştırır. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Sen de tam lafın üstüne geldin, senden bahsediyordum. Ne demişler? İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Ne demezsin? Tabii tabii. Enişte, evini koca bir muhabir ordusu kuşatmışken ben o kuşatmayı kaldıran cengaverim. Karşındayım şu anda, ona göre. Muhabirler gitti mi ya? Herhalde oğlum, Allah Allah. Sayemde onlara Ömer'in orada birer kebap ısmarladım. Sen? He. Sonra telefon numaralarını aldım. Dedim önemli bir şey olursa biz sizi ararız. Oradan topuk. Anladın mı? Enişte, ya ben de yeğenim için çalışıyorum. Bak görüyorsun işte. Ya şu benim cezayı artık diyorum bir kaldırsak mı? Yemin ediyorum sana bu ev ortamı, sıcak bir ev ortamı var ya, ne kadar önemliymiş ya. Hasret kaldım enişte. Peki peki. Ya, akşama yemeğe gel eve. Hay Allah senden razı ol. Gel Dünür. Ömer geldi 5500 lira hesap istedi benden. Normal. Muhabirler yemek yemiş. Adnan da demiş ki Sina ödeyecek demiş. Ya Sina senin kredi kartın mı? He. Hayır enişte benim param mı var Allah aşkına? Ben neyle ödeyeceğim ya? Onu siz aranızda halledin. Eve gelmiyorsun. Cezan daha bitmedi. Babacığım tamam boş verin ya, hallederiz. Sakin, sakin ol, sakin ol. Tamam sakin, yürü, sakin, sakin ol. Sakin, sakin tamam. Kaan ben dükkana geldim, sen de şu Ferdi'yi al gel de. Burada bir aramızda konuşalım oğlum, öyle kadınların arasında olmaz ya. Yani bu işin aslı astarı nedir? Hani ne bileyim hasar durumu ne kadar ağır? Ne bileyim değil mi? Yani işte Ferdi perte çıkar mı yoksa birkaç çekiç darbesiyle kaportası düzelir mi? Ne olmuş, olmuş mu olmamış mı? Bütün bunlara bir bakalım. Tamam tamam biz de geliriz işte yavaş yavaş. Nedim bana bak tehlike geçti değil mi gazeteciler falan? Ha yok yok. Kimse kalmadı mahallede. Adnan dayı onları ikna etti ama siz yine de ne olur ne olmaz arka taraftan dolanın. Çıkmaz sokak tarafından gelin. Bence meydanda pek gözükmeyin yani. Tabii tabii öyle yaparız tamam. Tamam hadi kapattım. Ferdi hadi abicim biz Nedim'in dükkanına gidelim. Orada bir plan program bir şey yapalım. De hayır ya gitmesin bir yere kalsın burada. Gitsin gitsin. Çıksın yani suçlu gibi burada olmaz kapalı yerde. Bir açık havaya çıkması lazım çocuğun. Biz orada erkekler olarak bir istişare yapalım Nedim'in dükkanında. Siz de kadınlar olarak burada kadın penceresinden meseleye bakın. Sonra fikirlerimizi birleştirelim. Sonuçta ancak hep beraber çıkacağız bu işin içinden inşallah. Vallahi 40 yıl düşünsem bu kadar sevildiğim aklıma gelmezdi biliyor musunuz? Ay benim aşk olsun. Şey gerçekten öyle yani aşkım. Siz hepiniz benim canımsınız ya. Bunu anlamak için size bunu yaşattığıma çok üzgünüm gerçekten. Çok utanıyorum ya hepinizle. Özellikle de karımla. Hayır gel buraya. Lütfen söyleme öyle olur mu? Ben seni bugünler için sevdim yoksa iyi günde herkes sever Ferdi. Sen benim için o kadar değerlisin ki üzülmeni bir an bile katlanamam. Ay böylesini ne gördüm ne duydum. İnsanın kadın olarak içinde şöyle birazcık küçücük bir kırıntı olur. Hey, helal olsun sana Öznur'cum. Bravo. Feryal Hanımcığım niye içimde bir kırıntı kalsın? Biz evimizi kaybettiğimizde Ferdi kaç gece babamın evinin önüne gelip bekledi biliyor musunuz? Her gece. Hiç sektirmeden her gece geldi orada bekledi. Çünkü kızı babasını görmeden uyuyamıyordu. Değil mi? Ve onun kalbi kırılmasın diye hiç çaktırmadan her gün gelip maymunluk yaptı, onu eğlendirdi. İçi kan ağlıyor olsa bile bunu her gün gelip yaptı. Ve o an dedim ki ben ne yapıyorum ya? Sonra kalktım buraya geldim. Onun yanında olmak için. Canım benim. Ve sonra ilk hayali gerçek oldu. En büyük hayali. Kocaman bir başrol oldu. İlk avansını aldı. Hem de 5 bölüm. Tam 250 bin lira aldı. Eve geldiğinde elinde ne vardı biliyor musunuz? 2 küçük torba. Ne almıştı? Bot. Ve mont.
küçük kızımızın küçük ayakları üşümesin diye bot almış ona. Ne dedi biliyor musunuz? Kızıma en iyi yerlerden kıyafet almak benim en büyük hayalim dedi. En büyük hayaliymiş. Ama birer tane almış. Çok değil. Niye? Çünkü babasının Adnan dayıya olan borcunu ödeyebilmek için bütün parayı ona ayırmış. Şimdi Feryal Hanım, ben kocamdan nasıl şüphe edebilirim ki? Bir deli manyak kadının çıkıp attığı iftiralarla mı soyacağım ben kocamdan? Öyle bir şey olabilir mi? Ya ne oluyor be? Allah Allah! Burada anırı anırı ağlaması gereken benim kardeşim. Niye rol çalıyorsun ya? Bu ne güzel bir aşktır yahu. Tıpkı benim denizime olan aşkım gibi. Hatıralar depreşti tabii. Oğlum, siz dışarı çıkın da biz de kendi aramızda biraz düşünelim ha? Tamam. Şişt, bana bak, seni çok seviyorum. Bir daha duymayacağım, tamam mı? Utanıyorum falan. Ben seni çok seviyorum. Canım benim. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne demek? Bot aldım dedim. Ben acaba hayal mi görmeye başlıyorum yavaş yavaş ya? Hayır, önce evde Damla'yı görür gibi oldum. Şimdi kapıda bu kask kafalı. Hayal falan görmüyorsun dedim abi. Kask kafalı karşında şu anda. Oğlum sen belanı mı arıyorsun lan? Ha? Bak, Feryal Hanım'ın oğlusun diye kredine güveniyorsan güvenme. Tamam mı? Benim tersim pistir. Bak, benim gözüm kararırsa yemin ediyorum karışmam. Sen geçen akşam Tuğçe'yi benim motorda görünce ben zannedip Mahmut abiye vurmuşsun abi. Bir hesabın varsa benimle gör. Ne diyorsun aslanım sen? Vur abi, vur. Sinirin geçecekse vur. Bak, harbi vururum ha. Vur diyorum abi. Rahatlayacaksan vur. Oğlum bak, benim kızım başkalarına benzemez. Biliyorum abi, biliyorum. Ben de o yüzden arkadaşlık ediyorum ya zaten. Sen ne kadar rahat konuşuyorsun lan böyle? Çünkü kafamda 1000 tane kötü düşünce yok abi. Çünkü kafamda böyle tilkiler dolaşmıyor. Ama sen sürekli sürekli insanın aklına başka şeyler sokuyorsun abi. Kendin yapıyorsun yani bunu. Hayır, niye yapıyorsun bunu? Niye yapıyorum ya? Niye yapıyorum ben? Siz önce geldiniz kızı istemeye. Sonra bir dakika biz bir fikir değişti, bir kayboldunuz ortadan. Sonra bir süre adını koyamadınız meselenin. Şimdi de zırt pırt kızı ayağınıza çağırıyorsunuz oğlum. Sen benim ağzımdan duydun mu abi? Benim ağzımdan duydun mu ben Tuğçe ile ciddi düşünüyorum diye bir şey? Ha? Duydun mu? Kafanda kurmuşsun, kurmuşsun, sonra gelip bana kask kafalı diyorsun. Senin şuurun nerede ya? Şuurun nerede senin? Ha? Şuur gitmiş. Ya bu kendine olan bu güven nereden kaynaklanıyor oğlum? İnsanla biraz böyle utanma, biraz böyle bir arlanma olur ya. Bir şey sormak istiyorum sana abi. Utanılacak ne yaptım ben? Daha doğrusu utanılacak ne yaptık biz? Söyler misin bana? Tuğçe ile arkadaş olmamız bizim. Utanılacak bir şey mi abi? Arkadaş. Tamam, arkadaş. Arkadaş? Ha, arkadaş. Evet. Tamam, arkadaş. Söyle o zaman. Hadi de. Dünya ahiret bacım olur de. Arkadaş da söyle hadi bunu. Hadi duyayım, söyle. Niye söyleyeyim ki abi böyle bir şey şimdi? Ha? Bunu söyleyince ne olacak yani? Nereye varacağız? Ne çözülmüş olacak? Ha, değil mi? Söyleyemezsin. Çünkü yakalandın. O yüzden kızımdan uzak dur. Abi senin olayın ne ya? Benim olayım ne biliyor musun? Benim olayım şu. Ben ne kadar cins varsa üzerime çekiyorum. Yani böyle paratoner gibiyim bu konuda hiç. İnanılmaz. Senin gibi piyasadan ne kadar cins varsa ben hepsini üzerime çekiyorum. Bak, abini çok severim. Bak, annene de saygı duyarım. O yüzden bu konuşmayı hiç yapmamış varsayıyorum. Onlara da hiçbir şey anlatmayacağım. Hareketlerine dikkat et. Ailece yüz yüze bakıyoruz. Çirkinleşmeyelim. Eğer varsa ciddi bir niyetin, gelirsin kızı istemeye. Aa, o zaman bambaşka bir sohbet yaşarız ama o güne kadar bas git lan bu dükkandan. Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. Be. Vay be. Yani ben bir günden bir güne Rasim babanın karşısına geçip de böyle bir yan gözle falan
Bak yok bakamazsın zaten. Nereye bakıyorsun? Gözünü oyaladım da. Yapmadım yani. Ama enteresan ya. Harbiden çok enteresan. Tamam hocam. Tamam Aykut hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, evet biz de perişanız ama kalkıyoruz altından. Evet, sağ olun. Sağ olun. Kim bu kızım? Anne. Aykut Bey bizim filmin yönetmeni. Şimdi Ferdi bizim setin fotoğrafçı kızından biraz şüphelendi. Çok laf etti ona. Yani o kızda bir şeyler olabilir. Belki bir şey biliyor. İtiraf edebilir. O yüzden bir konuşayım diyorum. Numarasını atacak şimdi. Ay hadi inşallah. İnşallah. Bana bak. Bunu bir yerde kıstıralım. Böyle tavuk gibi didelim tamam mı? Sıkıştıralım. Ya abla sen de yangına körükle gitmesene. Heh attı mesajı. Numara geldi. Ara ara. Hadi bakalım. Açmıyor. Ara bir daha ara. Ara. Bir daha arayayım. Açmıyor mu? Yok. Meşgule verdi. Boş ver sen gene ara. Ya sen açana kadar çevir. Çevir aramaya devam et. Ya yok öyle üst üste sürekli aramayın ya. Sonra bu sefer sinirlenecek bir şey biliyorsa da onu da anlatmayacak. Ne bileyim ben. Aa mesaj attı. Ha, ha, ne oldu? Beni bir daha aramayın. Bir daha ararsanız sizi taciz suçundan savcılığa veririm. Ay ne? Ay bir tutmayın beni. Hani gideyim yolayım şunu Allah aşkına ya. Ya iyi. Bunun da biteceği tuttu ha. Anne ben getiririm sana evde var kolonya. Yok teyze sen hiç kalkma ya ver bana anahtarı ben getiririm. Bırak kolonyayı Damla götürsün. Bir sürü kirli birikti. Onları bir halledelim biz. Tamam onları da ver abla Tuğçe'ye bizim makine kurutmalı ya yıkarım ben. Öyle mi yapalım anne? Madem öyle deterjan da ver. Böyle değişik kokuyu sevmem ben. Aynı deterjanı kullanıyorum anneciğim. Hadi madem ver deterjanı da ver de torbaya da koy götürsünler hadi. Deterjan varmış ben kirlileri vereyim olsun biz. Ha, tamam. Tuğçe. Ha, selam. Selam, ne yapıyorsun? Hala burada mısınız siz? Yok, hayır ya. Evde o kadar yüksek tansiyonlu olaylar yaşanıyor ki kolonya stoğumuz yetmedi. İşte ben de bunu almaya geldim. Sen nereden geliyorsun? Babana gittim. Niye? Yani gidip konuştum işte Tuğçe. Böyle olmuyor ki. Ama böyle de şimdi yani şey gibi olmuş. Ne gibi? Yani sanki aramızda böyle bir şey varmış da onu söylüyormuş gibi olmuş. Yani öyle zannetmiş olabilir. Vallahi bilmiyorum. Zannedecekse de zannetsin yani. Çocuk değiliz ki biz de ama. Ha, ne düşünürse düşünsün diyorsun yani. Zaten ne düşündüğü belli değil mi Tuğçe? Hı? Ayrıca onların ne düşündüğünün hiçbir önemi yok ki. Önemli olan bizim ne düşündüğümüz. Babana kalsa bugün söz, yarın nişan, öbür gün düğün yani. Sıralaması öyle mi bilmiyorum da. O kadar mı ya? Evet. Ne diyor biliyor musun bana? Niyetin ciddiyse gel kızı iste. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim bir şey demeye fırsat olmadı ki. Eşref Paşa'ya bağladı zaten bir anda. Eğer varsa niyetin gelir kızı istersin o zaman başka konuşuruz. Hadi şimdi bas git bas git bas git falan yaptı bana. Ben de çıktım gittim dükkandan ne yapayım yani. Ha bir şey demedin yani. Bir şey demem mi gerekiyordu? Yok ondan demedim yani iyi yapmışsın anlamında söyledim. Sonuçta cevap vermezsek olmaz yani. Benim öyle bir niyetim olsa zaten babandan önce seni gelir senden isterim. Yani kimse kusura bakmasın ama ben hayata böyle bakıyorum yani. Sağ ol yeğenim. Şimdi yeğenim bak, oturdun kaldın kadınların içinde. Hayır, anlamıyorum ki. Kadınlar senin hangi derdini çözecek, nasıl çözecek acaba? Öznur'u bırakamadım be dayı. Öznur'u bırakamadım ya dayı. Oğlum! Dua et, Öznur seni bırakmadı.
resmen yemin ediyorum ne hale gelmişsin ya. Amatörlük akıyor paçalarından. Sana diyorum. Hangi konuda amatörlük? Hangi konuda olduğunu şimdi söylerim ama ayıba kaçar. Bana bakın, hepiniz iyi dinleyin. Erkek dediğin yatakta sağından soluna dönerken yorgan titretmez. Aman, hayır dayı. Şimdi öyle giriş yapmayalım. Konu hassas bir konu olduğu için başka türlü bir girizgah mı yapsak acaba? Girizgah mı kaldı oğlum? Dayım bodoslama daldı yani. Fren izi yok ya. İyi işte onu diyorum. Şimdi bana bak, biz biziz oğlum. Sen bu kadınla aranda bir şey oldu mu gerçekten lan, ha? Dayı ama... Oğlum, biz bizeyiz burada şimdi lan. Allah Allah. Olabilir. Şeytana uymuş olabilirsin. Zaten şu ana kadar yaptıysan da çok doğru bir taktik içindesin. Taktik de şu, inkar. Hep inkar, sonuna kadar inkar. Dayı, ben hiçbir şey yapmadım ya. Vallahi yapmadım. Kadın beni kaçırdı, depoya bağladı. O fotoğrafları da orada çekmiş zaten. Lan bir yürü git, kadın seni nasıl kaçırır ya? Oğlum mantık dışı bu ya. Sen ters hamutla şınav çeken adamsın oğlum. Abicim bayılttı, bayılttı. Parfümünü kokladım, sonrası yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Soru, parfümü koklattı. Peki sen o parfümü nasıl kokladın mesela? Nasıl? Nasıl kokladın mesela? Oğlum biz az buçuk parfümün nerelere sürüldüğüne hakimiz. Biz de hayatımız boyunca da parfüm ara ara sürdük. Biliyoruz yani. Aman be! Aman! Ne oluyor be? Bir dakika otursanız. Siz niye çağırdınız beni abicim? Konu çok hassas. Otur şu anda. Ben de heyecanlandım. Yani dayım şunu demek istiyor. Eğer Ferdi ufacık da olsa bir günah işlediysen, şeytana uyduysan, minnacık da olsa bir hatan varsa biz bunu şimdiden bilelim ki yol haritamızı ona göre çizelim demek istiyor. Tabii canım, ona göre bir yol haritası belirleyelim. Sonra apışıp kalmayalım diyorum ya. Allah Allah, niye anlamıyorsun ki sen? Ayrıca hepimiz senin bu işi yapmadığına eminiz. Bak, ben dahil buradaki herkes kendine güvenmez, sana güvenir. Sağ ol dayı. Bir dakika ama dayı, yok ama ayıp oluyor dayı. Ya tamam Ferdi yapmaz tamam da yani ben hiç yapmam. Ya oğlum bir dur, çocuğu güldürmeye çalışıyoruz ya. Allah Allah. Bak, doktor damattan hiç feyiz almıyorsun. Yapmam demiyor. Ne yapıyor? Konuşmama hakkını kullanıyor. Düşün, nerede Deniz? İngiltere'de. Ne oldu şimdi o? Bekara düştü. Ona rağmen. Anlatabiliyor muyum? Dayıcığım. Sen asıl ben hiç yapmam diyenden korkacaksın. Allah Allah, delendirmeyin beni. Vallahi işin içinden çıkamayacağız sonra. Yemin ediyorum bak. Yok diyorum ya. Yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Tamam mı? Ne olur inanın bana. Ya tamam, niye bu kadar panik içindesin oğlum? Onu zaten anladık. Asıl sorun şu. Gökçe Irmak isimli vatandaş seni niye tırnaklıyor? Soru bu. Vallahi dayı, bence yani gündeme gelip fiyatını arttırmak için diye düşünüyorum. Salak mı bu? Dayı, bence salak. Bence çok salak. Ama gözü kara ha. Hem de nasıl? Yani şöhretine şöhret katmak için yapmayacağı şey yok. Misal, böyle Hollywood'dan bir yapımcı gelse, buna dese ki, tamam seni filmde oynatacağım ama 5. kattan atlayacaksın. Dublör de yok. Tamam der, biliyor musun? Kabul ediyorum der. Vallahi mi diyorsun? O kadar mı salak bu? Vallahi da billahi da kabul eder dayı. Dayı niye bakıyorsun bana? Çünkü... Bana da bakıyor. Nedim'den olmaz ama Kaan'dan olur. Ben? Benden niye olmuyor ya? Ben, ne olmaz benden? Benden ne olur? Ecnebi yapımcı. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ooh, uncle, did you think that? It's a wonderful idea. Yes, yes. Yes. Biliyorsunuz ben bu sektöre, camiaya Ferdi'den dolayı yakından hakim yani. Biliyoruz dayıcığım, biliyoruz. Plan şu, bu kızı, bu aptal kızı kandırıp kendi oyunuyla boşa düşüreceğiz. Sonra da gerine gerine karşısına geçip, kendi düşen ağlamaz diyeceğiz. Yemez dayı, yemez. Şeytan gibi bir şey ya bu. Kim? Heh. Ben işin içinde olacağım, yemeyecek öyle mi?
Yok öyle bir dünya. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Tekrarı yok. Ay yani Mahmut Beyciğim, içim hun oldu. Ya biz bir Ağla Cananlar'da Salya, Sümük, sanırsın dram filmi çekiyoruz. Sen ne yaptın? Vallahi ne yapayım ya? İnsan içine çıkacak hal kalmadı bende ha. Vallahi ben de çok beterim. Şu avalak damattan kızımı nasıl kurtarabilirim diye planlar yapıp duruyorum bakalım. Avalak? He, yani şaşkın demek, şaşkın. Ay Mahmut Bey, nereden bulursun böyle orijinal lafları? Ben bulmuyorum, onlar beni buluyor. Ay vallahi keyfimi yerine getirdim biraz ha. O şeyi demeyeyim o zaman ben. Vallahi şimdi söylersem keyfin bozulur. Onun için en iyisi söylemeyeyim ben, söylemeyeyim. Neyi? Ya vallahi söylersem inan keyfin bozulacak şimdi ha. Yo yo, ölü mü gör söyle. Göstermezler, akraba değiliz. Ay Mahmut Bey, lafın gelişi. Hadi söyle. Peki o zaman benden günah gitti, bak söylüyorum. Şimdi bu Nedim var ya Nedim. Ona çok dikkat et. Ben Tuğçe'yi motorla getirdiğimde Tuğçe arkamda, kas kafamda, Nedim oradan koştu geldi. Kafama kafama böyle, kafama kafama bir çakıyor böyle, içeride vallahi böyle deprem olmuş gibi. Ondan sonra bir fırsatını buldum, kaskı bir çıkardı. Traktör farı görmüş tavşan gibi böyle bakıyor bana. Nedim. He Nedim ama bana vurdu bana. Ya olur mu öyle şey ya? Ya Oğuz'u dövme niyetiyle sana vurmuş. Şimdi ona gösteririm onu ne yapmış. Hakkından gel, sen gelirsin hakkından. Helal olsun. Damla. Damla. Allah Allah. Demek ki dünyanın en güzel sevgilisi şu anda evde yok. Yemek yapmanın tam zamanı. Evet. Şimdi bunları ayarlama. Bu ne? Aa. Aa. Çamaşırlar kimin ya? Bunlar... Allah Allah. Ben bunları yıkayayım ya. Ben bunları yıkayayım, sürpriz olsun. Ben bunları neyse bir yıkayalım. Bunu da böyle yaptık. Tamam. Rasim, ne ara geldin sen? Siz salondaydınız, ben ses etmedim. Şimdi bu Sina, Ferdi'nin yapımcısından randevu aldı. Gidip adamla bir konuşacağım. İşe yarayacak mı peki? Vallahi yaşadığımız rezilliği silemeyiz ama... ...hiç değilse yani bunlarla tazminat meselesini halledersem... ...Ferdi biraz rahatlar. Kaç para bu tazminat? Vallahi bilmem işte. Bunları alıyorum yanıma. Şimdi bak Canan, bundan kimsenin haberi olmasın. Yani Ferdi'nin gururu kırılmasın, tamam mı? Hele Mahmut duymasın, o ileri geri konuşur. Ferdi çok üzülür. Tamam, söylemem Rasim. Ama sen kendine dikkat et yeter benim için. Ne olur, aklım çıkıyor sana bir şey olacak diye.
Sana. Merak etme. Ben ne zaman evlatlarımın başı beladayken onları yarı yolda bıraktım. Zaten onlar da bunu biliyor. Hep başlarını belaya sokuyorlar. Ben onları bırakıp gitmeyeyim diye. Allah korusun. Hadi. Hayır. Geç. Yani düşünüyorum da, eğer bu sosyal medya sayfasını güzel bir şekilde hazırlayabilirsek bence bu iş olur. Doğru söylüyorsun. Evet. Göz boyamak için o şart kanka. Tamam tamam, o iş bende. Ben halledeceğim o işi size. Nasıl ya? Abicim, aramızda bu işlere en uzak kişi sensin. Sen nasıl halledeceksin onu? Halledeceğim. Çaydanlığı sıksan ya iyice Nedim. Çünkü içinde kaldı biraz. Severek de ikna edebilirdin aslında çayı damlasın diye. Yok yok, eğer sevseydi bu saate kadar çoktan içinden cin çıkardı. Aha, vallahi çaydanlığı silmeye gerek kalmadan cin çıktı bile. Ya ama dayı ama ya. Pardon, ayıp anan olduğunu unutuyorum. Anne ne oldu, hayırdır, sen niye geldin? Bununla konuşmaya geldim. Çünkü bu yine kardeşini dövmüş. Ha, yine mi? Nasıl? Yok ya, ben kimseyi dövmedim. Hayır. Dövmemiş. Mahmut söyledi, Mahmut. Mahmut söylediyse zaten yalandır o. Asıl yalancı sensin. Mahmut Bey asla yalan söyleyecek birisi değil. Ay maşallah. Hadi bakalım inşallah. Bana bak, sen de ortalığı sulandırıp durma ha. Ya Tuğçe'yi aradım, Tuğçe de teyit etti. Sen Mahmut'u Oğuz zannedip dövmüşsün. Demek ki kaskın içinden Oğuz çıksa onu dövecekti. Nedim, doğru mu bunlar? Değil. Yok ya ben, ya esas senin oğlun bugün buraya gelip beni gıcık etti. Yok ben senin kızınla istediğim gibi gezerim, tozarım. Sana ne oluyor, sen karışamazsın demeye getirdi. Doğru mu bu? Değil, değildir yani, olmaması lazım. Abicim lütfen artık benim konuma odaklanabilir miyiz ya? Lütfen rica ediyorum ya. İki genç birbirini görmüş, sevmiş ya da sevmemiş, yanlış anlaşılmış, neyse o mesele çözülür abi. Önemli olan benim sorunum. İkisi de tanıdığımız çocuk ya. Ben de aynen katılıyorum. Sen benden başka kimseye katılamazsın Kaan. Sen burada bir tek bana katılabilirsin. Sus! Apartman toplantısı mısın sen be? Niye ancak sana katılabiliyor? Ay, çenesi düşük. Sensin çenesi düşük, bozuk plak. Ama lütfen bakın, çok rica ediyorum ikinizden de, lütfen. Bak eğer benim oğluma hele bir şey yap, bak ben sana neler yapıyorum. Siz şurada iki ay öncesine kadar ortak olmaya çalışan insanlardınız. Nasıl bu hale geldiniz iki dakikada? Ha? Ya olur o genellikle ortaklık bozulunca ya. Öküzün erken yaşta vefat etmesinden kaynaklı. Ben diyeceğimi dedim. Bak o çocuklara bir şey yapayım dersen karşında beni bulursun. Al işte, sinirlendi gitti işte. Hayda. Oh be, yemin ediyorum var ya, içimden cin çıkartmış gibi rahatladım. Ya ama dayı ama ya. Senin en çok hangi yönünü takdir ediyorum biliyor musun damat? Yemin ediyorum ananla akrabaların arasında o kadar büyük bir olgunlukla dengeyi sağlıyorsun ki, bravo. Gelelim sosyal medya konusuna. Tamam dayı, o, ben de dedim ya, ben halledeceğim o işi, tamam. Sen nasıl halledeceksin abicim ya? Tedirgin ediyorsun ama bak beni. Oğlum Burak'a yaptıracağız lan. Herif 13 yıllık ömrünün 10 yılını internette geçirdi. Yalnız herif demeyelim cep kadar çocuğa. Niye, ayı kadar oldu artık. Ya ben onun sevgi sözcüğü şeyim o benim, herif. Ben de bilgisayarımı getiririm o zaman. Hem daha hızlı işlem yapar, daha iyi sonuç alır. Allah sizden razı olsun. Şey yapma lan. Gerçekten. Ne oldu? Yani benim için nasıl canla başla mücadele ediyorsunuz? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Kıyamam, yazık ya. Bak şurada 5 dakikadır yaşanan tartışmadan sonra bile bu kadar duygulanıp ağlayabiliyorsa demek ki nasıl içine içine işlemiş, içine atmış yeğenim. Ağlama, ağlama. İnanmıyorum. Aldık biz ya. Ağlamayacağız. Ben çok kötü ağlarım biliyorsun. Yapma. Kusura bakmayın.
Bak yeğenim sen artık ne olur gözünü seveyim. Bir kendini toparla. Ara şu adamı bak kız ortadan kaybolmadan önce. Şu randevuyu al Allah aşkına. Yalan. Vay vay vay. Ulan kadın Ferdi'yi resmen patlattı be. Yalnız olmaz ama olur da Ferdi bu işten bir şekilde kendini sıyırırsa var ya, işte o zaman tam star olur. Bu yüzden dengeli gitmek lazım. Aha, hayda. Ferdi dedik, Ferdi arıyor. İyi mi? İyi, iyi. Temiz kalpli çocuk. Efendim Ferdi'ciğim? Yönetmenim, ya senden bir yardım isteyecektim. Hani yazmışsın ya, ne zaman yardıma ihtiyacın olursa buradayım diye. Elimden gelen bir şey varsa tabii. Her zaman kardeşim. Ben elimden bir şey gelmiyor, ona üzülüyorum. Dinliyorum kardeşim. Sen şu Gökçığırmak'la bir konuşsan be. Onu şöyle büyük bir Türk, yabancı ortak yapım bir görüşmeye getirebilir misin? Ya, o çok kolay. Hele ortak yapım falan. Uçarak gelir de ne alaka onu anlayamadım. Kız seni havai fişek gibi patlattı. Sen ona... İş mi paslıyorsun hala? Yok be yönetmenim. Onunla alakası yok. Gökçe ile kendi silahlarıyla savaşmaya karar verdim. Savaş diyorsun. Vallahi iyi bir planla beni en ön safa yaz. Yanındayım kardeşim. Anlat bakalım. Tamam o zaman anlatıyorum. Şimdi yönetmenim. Hoş geldin mi amca? Hoş bulduk efendim. Buyurun oturun. Teşekkür ederim efendim. Evet, ne vardı? Efendim ben Ferdi Akyol'un babasıyım. Ah amcacığım ah, senin bu oğlun var ya, bizi batırdı. Yaktı, yıktı, geçti. Beyefendi ben de bunun için geldim. Sizin ondan bir tazminat talebiniz olmuş. Ben de diyorum ki konuşalım, anlaşalım, kurtulalım bu işten. Zararınız neyse ben ödeyeceğim. Kaç para vereceksin? Ne kadar istiyorsunuz? Ah bey amcacığım, emekli maaşınla ödenecek paralar değil bunlar. Çok büyük paralar. Ama bakın beyefendi, şimdi size şöyle izah edeyim ben. Burada 4,5 milyon lira var. Herhalde tazminat için bu kadar para yeterlidir. Buyur amcacığım. Bu da senin oğlunun sözleşmesi. Ha. Benim gözlüğüm yok, okuyamıyorum. Lütfedip okur musunuz? Tam 500 bin dolar. Yani 14,500,000 lira. Peki şimdi Ferdi bu kadar para yazıyorsa nasıl imzaladı bu mukabeleyi? Yoksa siz ona başrolü sen oynayacaksın diye kandırdınız da o da başrol kaçmasın diye mi imzaladı acaba? Ya amca sen ne diyorsun ya? Bugün bir dizi bir bölüm kaça çekiliyor, senin haberin var mı? Biraz bize ikram etseniz yani olurunu orta yerini bulsak. Ben de bundan fazla para yok yani. Bu size yetse. Topla bavulunu amca. Topla çek git buradan. Ben senin oğlunla mahkemede hesaplaşacağım. Setimde böyle rezillik yapan bir insanla ben anlaşmam. Beyefendi ama Ferdi ben öyle bir şey yapmadım. Bana iftira attılar diyor. He. Ben de zaten Titanic 2'yi çekeceğim. Gemiye düşen Yıldırım. Hadi amca. Bugün zaten sette işler çok karışık. Bir de sana laf anlatmayalım ya. Saçtaş. Hadi bakalım şimdi tamam oğlum. Ünlü Hollywood sayfalarına gir. Beni de böyle büyük bir yapımcı olarak gösterecek görseller yükle. Yapabilir miyiz bunu? Ben bu cihazla yapay zeka bile kullanırım. Aa, sen yapay zeka biliyor musun? Az buçuk. Çalışıyorum üstünde. Evet aslan. Ne çocuk yetiştirmişim be. Hakikaten baba sen ne çocuk yetiştirdin ya?
koca yaz boyu elimden interneti bırakayım diye bana burada koltuk taşıttırdın sen. Sen! Yüklenme lan çocuğa. Tamam, tamam. Fet. Sen bence bizimkilerin yanına git. Buradaki operasyondan hiç haberleri olmasın. Sonra öğrenirler, bozmaya çalışırlar. Çocuğu bulaştırmışsınız derler, engellerler bizi. Doğru. Ne olsun, Nedim'in işi çıkmış olsun. Burak da ona yardım ediyor olsun. Biz de o sırada burada kalan işleri hallederiz. Tamam. Çok güzel plan. Ben de olsam ben de aynısını yapardım. Açık net. Aslan yeğenim benim be. Akşam evden kaçabilirsen şayet bize böyle yemek falan bir şeyler getir. Allah aşkına ya. Kursağımızdan ev yemeğe geçsin ya. Ne olur. Tamam dayıcığım. Belki de hayatımın en kötü günü sizin sayenizde en mutlu günü oldu biliyor musunuz? Ben size borcumu nasıl ödeyeceğim ha? Çocuğun yanında ne borcu ya? Sen bizim kardeşimizsin kardeşim. Allah Allah. Çok sağ olun ya. Vallahi. Sina? Canım Sina şef diyecektin galiba. Ne yaptın ya sen böyle? Ya ben Kaan'ın işte olmaya karar verdim. Ya bu ev işlerine olan yatkınlığımın sinyalini zaten bana ilk geldiğinde tencereye düşürmüştün ya. Orada verdiğimi düşünüyorum. Tatlı mısın sen ya? Öyle miyim? Evet. Ama evde bir tatlı daha var. O da fırında limonlu irmik tatlısı. Ya ben Sina'yla değil de bir melekle mi evlendim acaba? Bilmiyorum artık, ona sen karar vereceksin. Bir şey soracağım. Tuğçe annemden çamaşır getirmişti. Onları nereye bıraktı biliyor musun? Ha, onlar yıkandılar. Nasıl yani? Ya işte arkadaşların daha öncesinde bir banyo eğitimi varmış. Girip yıkandılar yani, sorun yok. Sina ya. Ben yıkadım onları, sürpriz yapmak istedim. Hadi gel otur. Ya ama bak bir şey söyleyeceğim. Ben böyle şımarırım. E sen şımarıksın zaten. Değilim ya. Tamam yani değilsen bile ben şımarmanı istiyorum. Çünkü benim sevgilim şımartılmayı hak ediyor. Ben zaten annene seni isterken söz vermedim mi? Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım diye. E doğru verdin. Yani. E hadi yemeklerimiz soy, hadi başlayalım. Şöyle sebzelerden başlayalım istersen. Baba. Özür söyledi, sen yapımcıya mı gittin? Ha, evet gittim. Bu zeytinliğin arta kalan parasını aldım gittim. Senin o tazminatı ödemek için. Ama gittiğime pişman oldum. Aldım ağzımın payını, döndüm. Ne oldu, bir şey mi dedi yoksa? Yok canım, o onun ayıbı. Ne onun ayıbı ya baba? Bak kimse benim babamla öyle konuşamaz, öyle hareketler de yapamaz. Tamam mı? Kim ya o? Ya dellenme, dur. Adamın elinde çok büyük koz var. Ya, o tazminat öyle senin, benim bildiğim gibi değil, çok fazla. Bu, nereden ödeyeceğiz biz o parayı? Ödemeyeceğiz baba. Tazminat falan yok. Ben suçsuzum ya. Bunu da ispat edeceğim bak, göreceksin. Ya Ferdi, nasıl ispat edeceksin ha? Haklıyım çünkü. Haklıyım ya, anlatamıyor muyum kimseye? Haklıyım ben. Sen hep demez misin baba yapanın yanına kar kalmaz diye? Derim ama. Baba, sen üzme kendini ne olursun ya. Bak aylardır heba ediyorsun kendini bizim için. Fırsat ver bana. Halledeceğim diyorum. Ailemiz aklanacak bak, göreceksin baba. Ben babamın oğluyum be. Biz senden öyle ahlaksızlık falan öğrenmedik ki baba. Hep güzellikler öğrendik. Ben nereden bileceğim ahlaksızlığı? Kimden öğreneceğim? Ferdi, aslan oğlum benim. Canan, artık yavaş yavaş sofrayı hazırlayalım. Çocuklar çıkmıştır. Tamam. Hadi. Tanem nerede? Odada. Seni bekliyor. Ferdi, Adana'da söyle gelsin. Onun da cezası çok uzadı. Of be, sonunda baba. Cambır cumbur cumburlo. Oğlum sen bunları nereden buldun ya? Çok güzelmiş. Evden getirdim dayı, 3 gün önce. Yazık, atılacaktı. Bak ne güzel değerlendi işte. He, çok güzel değerlendi. Ya Nedim var ya, bize helal olsun be oğlum ya. Vallahi ailecek. Ne güzel birlik ve beraberlik içindeyiz be. Vallahi billahi. Bak biz en zor zamanımızda bile birbirimize destek çıkıyoruz. Herhalde be dayım be. Bizim olayımız bu.
Ya bakma biz böyle itişiriz, kakışırız, böyle şaka yollu didişiriz falan ama... ...bir olay olduğunda da kemik gibi sağlam durmasını biliriz. Bu, bu işte bu, bu, bu. Aynen bu oğlum. Ben de onun için diyorum. Nedim, bana da destek çıksan be oğlum ha. Bak, yoksa yok yere hapse içeri gireceğim ya. Şu mühür işinden dolayı. Hadi be oğlum. Dayı, o iş olmaz ya. Ya niye? Niye oluyor? Beni delendirme. Sen suçu üstlensen içeri gitmeyeceksin ki. Çünkü senin daha önceden geri alınmış bir şeyin yok, cezan yok oğlum. Ertelenmiş bir cezan yok. Yap. Dayına bu iyiliği yaparsan ölür müsün lan? Ferdi senin kayınbiraderinse, dikkatini çekerim ben de senin kayın dayınım. Dayı o işte hiç kendini yorma. Ben bir kere hayır dedim. Ben hayır dedim mi kararım değişmez. Ben Nuh derim peygamber demem yani. Tamam huyum bu yani. Ya sen bana yardımcı ol demiyorsun ki. Sen bana direkt olayın üstten diyorsun. Ya bu şuna benziyor dayı. Yani benim basın mensuplarının önüne geçip arkadaşlar... Bugün okuduğunuz bütün olayları Ferdi değil, ben yaptım dememe benziyor ya. Ne saçmalıyorsun lan? Allah Allah. Verdiğin örnekte aynı kendin gibi hiçbir şeye benzemiyor. Allah Allah. Yapma, sen yapma be. Hah, Ferdi mesaj atmış. Ana! Eniştem eve çağırmış. Benim hapusluk bitti o zaman. Neyse, eniştem kızmadan ben yavaştan kaçayım o zaman, tamam mı? Hadi size kolay gelsin. Yalnız gelirken akşam apne makinesini getirmeyi unutmayın yatarken, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hey be. Kızım. Baba! Kızım. Canım. Baba seni çok özledim. Ya ben? Ya ben nasıl özledim biliyor musun? Gel bakalım şöyle. Ortak, ben düşündüm, taşındım, bir karar verdim. Artık o dizide oynamayacağım. Niye? Nasıl niye? Sen öyle istedin. Hani sen dedin ya... Baba o dizide oynama, arkadaşlarım benimle dalga geçiyor diye. Ben de oynamayacağım. Hem seninle daha çok vakit geçiririz. Oley! Canımın içi. Canım kuzum benim, gel. Gel bebeğim. Yemek yiyeceğiz, koş elini yüzünü yıka, tamam mı? Hadi bakalım. Ferdi. Okulun taksitleri geliyor. O avansı ne yaptın? Paramız var değil mi? Var aşkım var. Hı. Yani 250 bin almıştık. Çok bir şey harcamadım, 70 bin falan. Ama okulun peşinatı da içinde yani. Ha iyi, tamam onun taksitini ödeyelim. Hatta hiç taksit işine girmeyelim Ferdi. Peşini ödeyelim gitsin. Yani ileride de bunu nasıl ödeyeceğiz diye sıkışmayız. Vay be. Düne kadar zenginlik hayalleri kuruyorduk. Havuzlu villalar falan. Şimdi düştüğümüz duruma bak. Ya benim canım kocacığım. Biz yeter ki birlikte olalım. Benim kalbim zaten havuzlu villa. Vallahi gerisi boş. Aşkım. Şunu ödeyelim de kafamız rahat olsun. Ben zaten çalışıyorum. Geçim derdimiz olmaz. Tamam da. Ben o parayla ödemek istemiyorum ya. Niye? Ya zaten ödeyeceğiz biz bu parayı. Verelim, kurtulalım Ferdi. Aşkım orada 5 bölüm avansı var. Dizi 2 bölüm yayınlandı. İstemiyorum ya onların pis parasını. Hak ettiğim ayrı. Yani 2 bölümümü alacağım tabii. O benim alın terim. Ama gerisi... Yani ne bileyim. Aşkım. Hadi sen bir taneme bak. Ben de biraz düşüneyim. Hı? İyi düşün. İşte. Gel Adnan, gel, gel. Gel, otur. Enişte beni affettin, Allah razı olsun. Ver elini öpeyim. Yok, istemez, istemez Adnan, istemez.
Sen Ferdi'ye şükret. Onun olayları beni biraz yumuşattı. Allah razı olsun. Şimdi bak Adnan, bu Sinan'ın avukatı var ya, ben o avukata senin dosyayı incelettim. Avukat diyor ki, baya baya ceza yer diyor. Bu mühür kırma meselesinden. Ben sana ne diyorum, ne anlatıyorum ben işte zaten yani. Yani anlatıyorsun da ben dedim gene acaba Adnan yalan mı söylüyor yoksa olayları abartıyor mu? Yani pek anlayamadım, karıştırdım. Yok enişte ya, gerçek. Şimdi ne olacak Adnan? Ha? En az 4 yıl yer diyorlar. En az 4 yıl. Yapacak bir şey yok enişte. Kendi düşen ağlamaz. Ben senden çok ders aldım bu evde. Çok şey öğrendim. Yaptık bir hata, çekeceğiz cezasını. Bu da bana ders olacak işte. Neyse enişte sen sıkma canını. Daha mahkemeye var. Kim öyle kim kalı. Enişte ver şöyle bir. Sağ ol, sağ ol. El öpenlerin çok olsun. Aşkım, Talim'in okul taksidini nasıl ödeyeceğimizi buldum. Bunu satacağım. Ne diyorsun aşkım? Dayı sen miydin ya? Hela. Ya enişteme teşekkür ettim. Sana da teşekküre geldim ama neyle karşılaştım? Yeğenim, sen çocuğun okul taksidinin derdine mi düştün? Dayıcığım, Allah kitap aşkına kimseye söyleme ha. Bak bir de bunun için üzülmesinler, ne olursun. Olur mu oğlum öyle şey ya? Niye söyleyeyim kimseye ben? Bak şöyle yapalım. Yatmadan önce bahçede buluşalım. Benim de sana anlatacaklarım var, tamam mı? Orada bir konuşalım, sen ne yalnız değilsin. Bir bakayım şuna ben ya. Şey mi bu? Ha. Ne kadar tartışıyor bu? Dayı, dayı. Heh. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Duymamış olayım. Dayı. Tamam. Kimseye söylemeyeceğim. Rahat. Bekliyorum ha. Ay, benim uykum geldi. Uykum mu geldi? Tamam, başka bir film açayım. Yok, filmle alakalı değil ki. Yani şu an yatağa yatmak çok daha cazip geliyor bana. Şu makinede çamaşırlar vardı, onları alayım, ondan sonra yatalım. Canım karıcığım, ben onları yıkadım, katladım, yerine koydum bile. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Ama işte zaman yönetimi dediğin şey böyle bir şey Damlacığım. Yani sen bir işle uğraşırken ben başka bir iş halledeceğim ki birbirimize ayırdığımız vakitler çoğalsın. Çünkü bana seninle geçirdiğim vakitler yetmiyor. Gel, gel, gel. Ya nerede kaldın oğlum ya? Vallahi senin yüzünden dondum kaldım ya. Tanemi anca yatırabildim dayı ya. Kusuruma bakma. Bak yeğenim, açık net konuşacağım, hızlı konuşacağım. Çocuk için paraya ihtiyacın varsa, bende biraz var, destek atarım sana. Sende para var mıydı ya dayı? Şişt, kimseye söyleme. Ya neme lazım, lazım olur diye birazcık kenara atmıştım. Ama bana lazım olmayacak. Nasılsa bir aya kadar hapse gireceğim ben yani. O mühür kırma cezası mı? Kesinleşti mi ya? Ha, kaçışım yok oğlum. Zaten bu ciğerlerle de benim içeriden çıkışım da yok. Kolay kolay çıkamam bu ciğerlerle. Ben kalırım orada. Senin ciğerlerde ne var ki? Oğlum! La deli deli konuşma, bilmiyormuş gibi ya. Ya gece makineye bağlanıyoruz ya. Ben onu horlama için diye biliyorum dayı. Hayır, ciğerde de var ya. Allah Allah. Kapasitesi düşük. Hadi ya. Hayır. Zaten ciğerlerden yırtsam ne olacak ki Allah aşkına? Şişlenmekten kaçış yok ki. Bu sefer de horlama yüzünden koğuşta şişleyecekler beni. Sen baya baya içeri gireceksin ha. Ha, boşa yaşamışım. Kimse beni anlamamış. Boşa boşa yaşamışım, tek başıma. Çok üzüldüm be dayı. Yapacak bir şey yok. Ertelenen suç başıma bela oldu benim ya.
Üstüne de bu mühür işi geldi. Ondan da kesin ceza alacağım. İkisini toplayacaklar. İkisini bölüp ikiyle çarpacaklar. Beni de içeri atacaklar. Yok mu ya bunun bir kurtuluşu falan? Ya yok, beni boş ver şimdi sen. Senin derdine gelelim biz asıl. Sen bu saati nerede satacaksın? Kuyumcuda falan satarım herhalde. Bunun içinde değerli taşlar varmış, öyle demişlerdi. Benim de aklıma kuyumcu geldi. Böyle de nasıl insan içine karışacaksam. Bütün medya beni gösteriyor dayı. Allah Allah, merak etme oğlum. Ben senin yanında olacağım. Birlikte gideriz, birlikte halledeceğiz. Bak şöyle yapacağız, sen dışarıda beklerken... Tamam mı? Ben içeride senin saati bozduracağım, parasını alacağım, parayı sana vereceğim. Bu kadar basit. Vallahi mi ya? Vallahi tabii ki. Yapar mısın benim için böyle bir şey? Yaparım tabii oğlum. Ya aile demek, bu demek. Anladın mı? Biri dara düştü mü, diğeri de taşın altına elini koyacak. Yok öyle ya ama. Yarın sabah ilk işimiz şu saati okutmak olacak, merak etme. Zaten öğleden sonra asıl şov başlayacak. Çünkü o Gökçe Irmak var ya, zilli. O gelecek yarın. Gelsin gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Evet. Rahat ya. Allah Allah. Dayım var burada. Hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Uyuyalım ya. Hadi. Sabahtan buluşuyoruz. Hallediyoruz, tamam mı? Tamam dayım. Hadi. Dedim. Vallahi geç kalacağız ama ya. Çocuk burada harika şeyler yapmış. Bak arama motoruna bir giriyorsun, 30 tane sayfa çıkıyor kadınla ilgili. Çok güzel. Kadın bunları görse delirecek ama bizimkiler ortada yok. Ya ne bileyim oğlum. Aha dur lan dur, geliyorlar tamam. Ha. Nerede kaldınız abicim ya? Allah kahretsin ya böyle işi. Ne oldu ya gene? Bir sorun mu var? Problem mi var? Var. Büyük bir saat problemimiz var. Ne oldu ya bu Gökçe Mızrak randevuyu geri mi attı? Ne oldu? Ya yok be oğlum ya. Ya bu zavallı çocuğun okul taksidini ödeyebilsin diye sponsorun hediye ettiği saati satmaya karar verdik. Ama gel gör ki saat sahte çıktı. Allah be! Arkadaş o kadar da reklamlarını yaptım sayfandan ya. Ulan herkes mi çakal oldu? Ben anlamıyorum ki. Bunlara. Herkes çakaldı kardeşim zaten. Ama sen onları daha yeni fark etmeye başladın. Hadi Gökçe Irmak'ın randevusu başlayacak. Biz ne arıyoruz burada? Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. 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 Anneciğim günaydın. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim, günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Bu ne? Kıyafetleriniz. Sina sürpriz yapmış, hepsini yıkamış. Ama kusura bakmayın, yani ütüleyecek pek vakit yoktu. O yüzden şey yapamadım, ütüleyemedim. Kusuruma bakmayın. Rica ederiz canım, ne demek. Ben demiştim yani elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım diye. Ellerine sağlık oğlum. Ne demek efendim, ne demek? Ellerine sağlık elin. Anne, ama soğuk suya değil de sıcak suya sokmuşsun bunları bak. Aa, küçülmüş anne, şuna bak. Benim de anamdan kalan hatıra, hırka. Ay, baba ya. Sina ne yaptın ya? Ben ya, yıkadım ben, bir şey yapmadım ki. Sen bunları görmedin mi anne? Ha? Anneciğim gördüm de ben onları tanemle vuran zannettim. Ha. Tanemin olmuş, evet. Ya bunların hepsi gitmiş bak. Ya gitmiş. Hepsi gitmiş vallahi. Yani ben yıkadım, şey yaptım ama şey mi olmuş? Ne olmuş? Hadi tut bakayım şunu. Oluyor mu? Siz de şunu çekin bakayım hadi. Çekince çek, şey yapayım çek, mı? Çek, uzat. Yok anne, yok, yok, yok. Tanemin bakayım. Olmuş bunlar ya, tanemin olmuş. Şey olur ya. Sanki ya, bu çekince kendine gelir gibi ha. Aşkım. Geldi mi Gökçe, girdiler mi toplantıya? Geldi geldi aşkım, başladılar. Bir şey hissetti mi? Yok be, alık. İçeri girince Gülbin'le İngilizce konuşmaya kalkmış. Ay yesinler onun İngilizcesini. Bütün basın mensuplarını aradım. Hepsi hazır, çağırır çağırmaz gelecekler. Tamam aşkım. Ha. Hi. Hi. Hi, hi. Hi. Hi everyone. Herkes diyor, hi diyor. Şimdi hay huyu bir kenara bırakalım, ciddi şeyler konuşalım. Gökçe Hanım'ı biz uzun zamandır takip ediyoruz, seviyoruz ve projelerimizin içinde görmek istiyoruz.
Birçok filmde ciddi ki maddi anlamda kar ortaklığımız var. Ve bunları tek başıma yapmıyorum tabii. Mr. Conan Toreman. Yes, Mr. Adnan. Hollywood'un çok önemli dünya çapında bir proje tasarımcısı kendileri. Onu anlatmaya herhalde gerek yok. İncelemişsinizdir. İncelemem mi? Sosyal medyasındaki bütün fotoğraflarda beğenim var. Kendisinin büyük bir hayranıyım. Seni gidi yalancı seni. Bu arada hatırlatmakta fayda görüyorum. Kamerayla kayıt alıyorum. Çünkü Mr. Conan Toreman daha sonra doğal mimikleri tekrardan görmek için bunları seyrediyor. Tabii, kayıt yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Look at that girl. Look at that. And now here. Gorgeous, gorgeous. O zaman birazcık daha iş konuşmakta fayda var. Bizim bir amacımız var. Biz Türk ecnebi ortak yapımı bir... anlatsam ilk defa dinliyoruz, çok heyecanlıyım çünkü. Yarı belgesel drama yapacağız. Ve Türk tarihinin bugüne kadar harcanılacak olan en büyük bütçesini buna ayırıyoruz. Mr. Conan Toreman bu projede sizi başrol olarak görmek istiyor. Mr. Toreman. Yes, Mr. Adnan. Do you like to something? Yes, I do like to something. Because what about that? She is perfect. She is wonderful. But that news, that terrible news, what is that? Why do happening this? It's project so bad for this... No, no. Why? Why? Why, 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 why diyor. Ne dedi? Siz İngilizce bilmiyor muydunuz? Biliyorum da yanlış mı anladım acaba? Bir de sizden duysam? Gökçe Hanım'la çalışmamız mümkün değil. Kendisine teşekkür edelim diyor. Kendisini çok beğeniyorum. Takip ediyorum ama iki günden beri hakkınızda sosyal medyada yazılı bir görsel, sosyal medyada çıkan haberler projemize zarar verir diyor kendileri. Ama onlar yalan haber. Ben bu işi kaybetmek istemem. Gerçekten yalan haber onlar. Umarım herkes duymuştur. Evet ama işte biz bunu insanlara nasıl anlatacağız? O büyük problem bizim için. What is she saying? What is she saying? Wait until... Bakın, onlar tamamen yapımcının uydurması haberler. Heh, işte bu. Hepiniz duydunuz. Ferda Akyol'dan tazminat almak için yaptı. Beni de tehdit etti. Yoksa öyle şeyler hiç olmamış şeyler. İsterseniz ben bunları basın mensuplarına söyleyebilirim. Bizim Ferda Akyol'larımızda hiç öyle şeyler yaşanmadı. Everything is okay. I think so. Kesin iftira haberler diyorsunuz yani. Kesinlikle iftira. Yoksa ben rol arkadaşımla niye o noktaya geleyim? Ben de emin olun bu söyledikleriniz çerçevesinde Mr. Conan Toreman'a açıklayacağım, anlatacağım ve kendisini ikna edeceğim. Hiç merak etmeyin siz. Bakın, gerekirse Ferda Akyol'la bile basının karşısına çıkıp bu haberleri düzeltebiliriz. Yeter ki bu projeye beni seçin. Mr. Conan Toreman. Bu rol için ne isterseniz yaparım. Yeter ki siz beni tercih edin. Evet. Bir açıklama yapma gereği duyuyorum şu an. Sevgili basın mensubu arkadaşlar, hepiniz gözlerinizle gördünüz, kulaklarınızla duydunuz. Ben gariban, şöhret dünyasının değirmenine düşmüş küçük bir buğday tanesi. Ben kendi halinde güzel ailesiyle yaşayan bir insandım. Bakın beni ne noktalara getirdiler, görüyorsunuz değil mi? Umarım halkımız da benim kendi halinde yaşayan namuslu biri olduğuma inanmıştır. Ya da inanmamıştır. Artık benim için bunlar çok önemli değil. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Herkes. Ama iki kişi hariç. Birincisi Gökçe Tırnak. Irmak, özür dilerim. İkincisi de sevgili yapımcım. Aşkım, seninle gidelim de şu yapımcıya iki çift lafım var, onu edelim. Tamam mı? Edelim. 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 Arkadaşlar gerçekten buraya geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu görüntüleri menajerim size ulaştıracak. Çok sağ olun.
halkımızdan da gündemi meşgul ettiğim için çok özür diliyorum. Ama umarım bunun bir iftira, bunun bir kumpas olduğu anlaşılmıştır. Görüşmek üzere. Çok özür diliyorum. Teşekkür ederiz. Pardon. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dayı be, çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Helal olsun. Yemin ediyorum ya, Conan Toreman. Toreman. Mr. Adnan. Congratulations. Thank you. Dur ben Nedim'e haber vereyim de onların da olaydan haberi olsun. Alo. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizden korkulur vallahi hiç. Böyle boş üçlüyüz, moş üçlüyüz ama gerektiğinde dolu atmasını da biliyoruz yani. Tamam kardeşim. Tamam bekliyorum. Hadi eyvallah. Geldim baba. Ne oldu? Niye geldin baba, ne oldu? Yani babanın dükkanına giriyorsun. Önce bir hayırlı işler de ya. Dükkanın bereketi kaçacak. Önce bir hayırlı işler. Tuğçe. Bak bana ters gitme kız. Ben buraya zaten niye çağrıldığımı biliyorum baba. Feryal'ın kafesine gitme. Evden okula, okuldan eve istediklerimi yap Tuğçe. Ya madem bunları diyeceğimi biliyorsun, niye uygulamıyorsun? Çünkü ben yetişkin bir insanım baba. Ve inan bana yaptığım yanlış hiçbir şey yok. Öyle mi? Öyle mi küçük hanım? Tamam. Oğuz muğuz yok. Tamam mı? Yasak sana. Bitti. Benim kızım başkalarını bana tercih edemez. Çünkü benim kızımı şu hayatta benden daha çok kimse sevemez. Bitti. Artık Oğuz mumuz kapanmıştır. Oğuz meselesi külliyen kapanmış. Ha bir gün ileride karar verirsin. Evleneceğin adamı getirir, tanıştırırsın bana. Dersin ki baba, bak bu falanca filanca. Biz bununla evlenmeye karar verdik. Amenna, gıkım çıkmaz ama o güne kadar yok biz sadece arkadaşız. Yok biz ciddi bir şey düşünmüyoruz. Yok sadece geziyoruz. Ben motorda sadece onun arkasına biniyorum. Yok biz bir şey yapmıyoruz. Flört ediyoruz falan. Anlamıyorum. Ben anlamıyorum Tuğçe. Bunlar benim kafam almıyor. Bunlar ters bana. Hadi şimdi git de göreyim. İyi, tamam baba. Olmuyor bu. Oluyor, oluyor. Biraz büyüseler yeter. Ya benimkine Derya, Derya'nınkine Özgür, Özgür'ünkine de Tuğçe giyer, olur biter. Onu bunu bırak da Sina sana nasıl davranıyor? Gayet iyi davranıyor anneciğim. Ya aklım hala sende. Ya, kötü mü davranıyor, iyi mi davranıyor? Ha? Ya da ne bileyim en azından hani yani bir işaret veriyor mu? Yavrum ya, ben bir şey olacak diye ödüm kopuyor vallahi. Ya o yüzden böyleyim ben. Kız kanalı çatlatacak derecede iyi davranıyor anneciğim. Sen hiç merak etme. Sen edepsiz. Ben senin için söylemedim ki. Hem insan evladını kıskanır mı hiç? Aşk olsun. Ay ne oldu? Damla anne koşun. Ay ne oldu abla? İnternet yıkılıyor. Ferdi aklandı. Allah'ım sana binlerce şükür ya Rabbim. Bana demişti ki baba sen bana namussuzluk öğrettin mi ki? Ben namussuzluğu bilmem ki demişti. Ama ben sana dedim yani, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Var yani. Evet. Yani insanların yaptığı kötülükler hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Günün birinde hem de öyle bir zamanda çıkar ki o attığın yalanlar, iftiralar 100 yıl geçse de bizi yemez. Rasim! Rasim! Rasim!
Ne varsa aç. Aç, nerede kurtuldun? Çok şükür, çok şükür. Gel. Aha, fıttı. Çok şükür. Lara, sen bana bunları ver. Abla. Evet. Çek çek. Abi öyle içilir mi ya? İçilir ya. Yağ bu ya. Evet. Oh, afiyet olsun. Şimdi bak. Bu zeytinyağını böyle çektiğin zaman kana karıştığını hissetmiyorsan o yağ hakiki yağdır. Güzelmiş ama ya. Bu babamların zeytinliğin zeytinyağı mı? He. Zeytinler yeni sıkıma gitti. İlk partiden hemen iki şişe gönderttirdim. Abi, ben sana bir şey diyeceğim. Hı. Zeytinliğin tapusunu vereceğim artık Damla'ya. Yok ha, sakın ha. Sakın ha ya, sakın ya. Niye abi ya? Öğrensin zeytinliğin satılmadığını, tapunun hala bizde olduğunu. Oğlum bunlar ferdi için tazminat ödemeye kalkıyorlar ya. O zamana kadar tapuyu saklayacağız, sümen altı edeceğiz. Ortaya çıkarmak yok. Niye? Ya niyesi var mı ya? Sen şimdi vereceksin tapuyu, onlar bu zeytinliği de satar. Ne olacak? Senin hem paran gidecek, hem zeytinlik gidecek. Ya, ulan zeytin içiyorsun, kafanı çalıştır, kafanı. Oo, babacığım. Hayırdır ya? Baskın mı var? Baskın basanındır. Perdeye vurduğun tokadın intikamını almaya geldim senden. Ne yani? Bu kadar yaştaki bir adama tokat atacak halin yok herhalde. Var, atacağım. Öyle bir tokat atacağım ki. Ha babacığım, yapmasak mı acaba? Sen karışma teyzeciğim. Bak, al sana tokat. Ben zaten o tokattan dolayı çok pişmanlık duydum. Yani o bir anlık sinirle atmıştım onu. O nedenle siz beni hani affedin. O zaten tokat değildi. Onu uyandırmak içindi, biliyor musun? Bu nedenle affımı rica ediyorum. Size en güzel, hakiki zeytinyağını sunuyorum. Buyurun. Ama ben biliyordum suçsuz olduğunu ya, gerçekten. Yani sen de dünür. Her zaman zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Oğlum, ne? Bu karışık barışık olmasın. Yok yok, hakiki ya. Yeni getirttirdin. Soğuk sıkım. Güzel. Hadi eyvallah. Niye çağırdın beni buraya? Papağan gibi darı yemeye değil herhalde. Vallahi sezonun son mısırları sensiz boğazımdan geçmedi. Ne yapayım? Benim de geçmiyor vallahi, takılıyor. Anlat bakalım, ne oldu? Oğuz. Bizim ayrılmamız lazım. Ay. Ne oluyor? Ay, dur. Su iç. İstemem. Ya ölecek miyim? İstemem. Annem küçükken mısırla su içersen cırcır olursun derdi. Sen de içme. İçme bak sakın ha. Cırcır olursun, içme. Ne oldu bu kadar ya? Ayrılmamız lazım ne demek ya? Yani ne demek oluyor ki şimdi bu? Ölüyordum az kalsın senin yüzünden. Ne yani şimdi bu? Ya ne yapayım, şaka oluyla söyleyeyim dedim de. Durum bu işte. Yani babam çok sıkıntı yapıyor. Artık görüşmemiz zor. Yani artık kafeye o kadar sık gelemeyeceğim. Kusura bakma. Eğer çok istiyorsan ayrılalım Tuğçe. Yapacak bir şey yok. Hayır, yani ben dedim diye hemen benden ayrılıyorsun, öyle mi? Sadece kararına saygı duyuyorum diye. Ha, öyle bir babanı ikna edelim, bu işin içinden çıkalım, yok. Sence senin baban ikna edilebilir özelliklere sahip bir insan mı Tuğçe? Yani her insanın bir ikna noktası var, onu biliyorum en azından. Ayrılmayalım diyorsun yani. Ya hayır, tamam işte, boş ver. Görüşmemiz zor artık, ne yapayım? Sen onu yiyecek misin? Yemeyeceğim, al. Teşekkür ederim. Alalım mı bir tane daha? Belli ki yetmeyecek sana. Ya tamam abi.
Alt tarafı bir takım koltuk kaplayacağız. 25.000 diyorsun ya. Ya anladım da bunun kumaşı var, süngeri var. Aa tamam, tamam abi ben anladım seni. Ben ararım seni karar verirsen. Ya abi bu insanlar harbiden kafayı yemiş ya. Ne oldu oğlum gene ya? Ya dayı bu rahmetli kadının mobilyası antika ya. He. Bende de sentetik kadife var. He. Dedim ki orijinal kadife alayım bari öyle kaplayayım en azından aslına uygun olsun dedim ama fiyat çok çıkıyor ya. Aradaki fark ne kadar? Ya işte bir 10-15 bin kadar var. Peki koltuğu orijinaliyle yani orijinal kumaşla kaplasak, satsak aradaki fark kaç para oluyor? Bunlar antika mobilya ya bu paha biçilemez zaten. Orijinal kumaşla kaplarsak 200-250 bin hatta belki daha fazla. Öteki türlü de etsin 20-30 bin eder işte. Lan senin kafan ticarete hiç basmıyor ya. Beni delilendirme git. Ara hemen de siparişi ver. Ya vereyim tamam da bir ay beklersin diyor. Stokta yokmuş. Bekle. Koltuk kaçıyor mu? Oğlum 10 kat paradan bahsediyorum. Beni delilendirme. Ya anladım da adam orijinal kumaşın parasının peşin istiyor. Peşin para yok bende. Nedim seni üzerim. Beni delilendirme git şu kadının parasından çek. Tamam mı? O parayla kumaşı al, koltuğu da sat, iyice kapla onunla beraber. Tamam mı? Paraya para kat, al. Bunu da ye. Bu ne? Köfte ekmek. Arabacıdan aldım. Canım çekti. Ha, dayı ben evden gelirken peynirli makarna getirmiştim ya. Lan kıtıp yiyoruz. O kaç günlük biliyor musun sen? Ya benim son yemeğimdi evden atılmadan önce. Onu mu yedin? Olsun dayı be. Yani ziyan olmasın yazık. Ya bayat yersen de karaciğer ziyan olacak. Ya ben senin derhal benden hayat ve ticaret dersi alman lazım. Açık net. Senin biraz yontulman lazım. Acık yontuldun mu işi kavrayacaksın. Yontulursan diyorsun. Ha evet. Çünkü yontuk Nedim yontulmamış Nedim'den Y'dir. Neyse. Nedim. Ya Ferdi çok zor durumda lan. Niye? Yırttı işte, akladı kendini. Akladı da aklanmakla bitiyor mu oğlum? Bitmiyor ki. Hiç parası kalmadı çocuğum biliyor musun? Hayır, tanemi de okuldan almak zorunda kalacak. Ay, diziden ayrılıyor çünkü. Eski yokluk günlerine geri dönüyor. Alsın dayı, bizim çocuklar özel okulda mı okuyor? Okusalardı, ne olacaktı peki okusalardı? Sen bir baba olarak geri alabilecek miydin? Oğlum kendini bir Ferdi'nin yerine koy. Empati. O zaman başka tabii. Ah be. Ben üzüldüm be. Ha? Peki ne yapsak şimdi? Ne yapabiliriz ki? Bak oğlum ben kendimden geçtim tamam mı? Ben bana yardım falan etmeni istemiyorum. Suçu falan da üstlenmeni, cezaimi hepsini bitti gitti. Sen Allah aşkına şu Ferdi'ye yardım et be. Ha? Tamam edeyim de nasıl? Ya işte kadının parasından çekiyoruz. Ferdi'nin ihtiyacı olduğu kadar Ferdi'ye veriyoruz. Zaten biz koltuğu pahalıya satmayacak mıyız? Oradan yerine koyarız parayı. Ben bunu bir düşüneyim dayı. Tamam. Soğan koydum için ama. İyiyim dayı. İyi. Ye ye. Aslında gidiş dönüş bileti almak daha mantıklı ama şimdi ya orada bir şeyler ters giderse? İptal olursa falan. Yok yok. Ayrı ayrı alayım. Daha iyi. Boş boşuna gerilim yaratmayalım. Tek yön gidiş. Heh. Hı hı. Nerede Kaan? Yukarıda. Danışanı var mı? Yok. İngiltere'ye bilet bakıyor. Ne? Aa, oğlum. Üstüne iyilik, sağlık. Bu ne hal? İyi hal anneciğim. Çok iyi hal. Deniz aradı. İşte beni de çağırıyorlarmış. Çok güzel gelişmeler varmış o tarafta. Şimdi apar topar ben de gitmeye karar verdim. Böyle 2 gece 3 gün. Ay yok. Vallahi beni kandırıyorsun. Kesin sen oraya yerleşeceksin. Ya anne nereden çıkıyor bunlar Allah aşkına? Tipinden. Baksana tipini bile oralara uydurmuşsun. Senin Ferdi'nin olaylarına haberin yok değil mi? Yok. Ne oldu ki? Hayret senin nasıl haberin olmadı? Biz Ferdi için özel bir çalışma yaptık. Bunlar da ondan kalan imajlar. Şimdi istersen otur, sosyal medyanı aç ve keyfini çıkara çıkara Ferdi için olan haberlere bak. Ben de şu bileti halledeyim.
Ferdi Bey hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş bulduk. Yönetmen ile görüşecek. Şimdi onu izliyoruz. Evet arkadaşlar, Gökçe Irmak'ın iddialarının kaynağı bu şirket. Yapımcı da içeridedir herhalde. Hatta gelin, ne bekliyoruz ya? Buyurun, buyurun, buyurun. İzliyoruz, devam. Arkadaşlar çabuk. Canlı yayınımız şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Ferdi Akyol yapımcı ile görüşme yapacak. Biz de izlemedeyiz şu anda. Hoş geldin Özür. Ne yaptın sen ya? Basın açıklaması yapıyorum ya, ne var? Gökçe Irmak'ın iddialarından haberiniz vardır herhalde. Gelmiştir size haber. Gel oturalım konuşalım Ferdi'cim. Basın önünde olur mu hiç böyle şeyler? Ferdi'cim. Ne oldu ya şimdi, Ferdi'cim mi oldu? Bak Ferdi, severim seni. Her şeyi daha da zorlaştırma. Oturalım konuşalım. Kanal diziyi bitirmekten vazgeçti zaten. Dizi çekilecek. Öyle mi? E sen bu basın mensubu arkadaşlara dizi bitti diye demeçler vermedin mi ya? Beni seversin ha. Bu mu beni sevmek? Hı? Hiç arkamda durmadın be. Hiç. Her şeyin yalan olduğunu bile bile yine de benden vazgeçtin. Gerçi şimdi kanal arayıp biz diziyi devam ettiriyoruz demese yüzümüze de bakmaz ha. Kardeşim yok öyle bir şey. Benim kaç yaşında babam buraya geliyor seninle konuşmak için. Adamı kovuyorsun. Bir de diyorsun ki biz Ferdi'ye dava açtık, tazminat alacağız. Öyle mi? Ben de senin dizinde oynayacağım ha. Senin bu yamuk düzenin batsın lan. Bu sefer de ben oynamıyorum dizinde, hadi bakalım. Bir de benden tazminat alacaksın ha. Ver aşkım şunu. Burada tam 150 bin lira var. Dizinin yayınlanmayan bölümlerinin parası. Kalmadık senin parana çok şükür. Ben pazarda limon satarım. Giderim mağaza önlerinde terlik olurum, broşür dağıtırım. Yine de sana boyun eğmem. Al parası arkadaşlar, al senin paranı. Al. 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 Al paranı. Al. Bu da babam içindi. Yürü aşkım. Al çekin bunu. Çekin bunu. Tamam arkadaşlar, basın toplantısı bitti. Hadi be. Lütfen. Ya ne duracağım ya? Ya beni yanlış anladın ama. Ben yanlış falan anlamadım. Ben şu an hayal kırıklığı yaşıyorum. Nasıl hayal kırıklığı yaşıyorsun ya? Tuğçe kızım hadi açıver kapıyı yavrum. Ay şöyle bir rahat kahvaltı edemiyoruz valla. Gelme peşimden dedim. İstemiyorum dedim sana. Gelme ya. Damla. Bismillah kızım destur. Anne ben dayanamayacağım artık.
Ay yengem ne oldu? Damlacığım niçin beni dinlemiyorsun? Bu konu acaba niye buraya kadar taşındı? Hı? Allah Allah ne oluyor size ya? Cicim ayları bitince böyle mi oldunuz? Efendim ben de anlayamadım. Yani 4-5 gündür böyle ben de çok şey yapamadım. Sen beni aileme şikayet etmeye mi geldin buraya acaba ha? Sen bir kere ilk önce artık neden benim istediğim şeyleri yapmıyorsun onu söyle. Tamam söyleyeyim. Efendim Damla sabah kahvaltıda susamlı ekmek istemişti. Ben de fırına gittim ekmek almaya ama fırın bugün susamlı ekmek çıkarmamış. Ben de o yüzden alamadım yani konu bu. Başka fırından alsaydın o zaman. Aa! Damlacığım seni bu kadar üzeceğini bilseydim emin ol alırdım yani gerçekten özür dilerim. Ya teyzeciğim bak kızarmış ekmek var burada ben tereyağı süreyim ondan vereyim sana. Yok hayır istemem. Ben zeytinyağlı istiyorum. Bizim zeytinyağımız kalmadı kızım. Babam bitirdi maşallah. Ya ama anne ya. Bizim evde var efendim. Ben gideyim alayım. Benim güzel karım yesin zeytinyağını. Ben gideyim alayım. Üstüme iyilik sağlık. Evet. Kızım, aranızda bir huysuzluk var diye mi böylesin yani? Bilhassa özellikle mi yapıyorsun bunu? Nasıl yani? Huysuzluk ediyorsun açık açık. Anne, bak sen de başlama şimdi. Yemin ediyorum giderim ha. Aman aman yok 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 ya. Ay, cicim ayı bitsin, Sina değişir dedik ama bizim kız değişti vallahi yani. Ben anlamadım ya. Çocuğa haksızlık etmişim. Bu Deniz'e uydum, onun yüzünden aksilikler yaptım ben bu çocuğa. Ye sen ye. Ye. Ne diyorsun Damla'nın haline? Bana bak, ben Tuğçe'ye hamileyken aynen böyleydim. Değil mi? Ben de aynı şeyi düşündüm. Ne yapayım ben? Eczaneden gidip bir gebelik testi alayım. Ay dur dur dur. Şimdi gidersin eczaneye, Günay bütün mahalleye sen hamilesin diye dedikodu çıkartır. Aa olmaz. Ha, bak şöyle yapalım en iyisi. Sen Ferdi'yi ara, o gelirken başka bir eczaneden orasını alsın gelsin. İyi hadi. Heh. Arayayım bari. Tamam, başla. Yeşil yeşil marula gel. Efendim aşkım. Heh, Ferdi. Hı. Bana bak. Sen gelirken bir eczaneye uğra ama kimseye söyleme. Ve sakın kimseye gösterme. Tamam mı? Ne oldu? Bir tane gebelik testi kap gel. Gebelik testi mi? Aşkım. Sen... Ne diyorsun ya? Şaka mı bu? Ha? Ciddi olamaz. Gebelik testi diyor ya. Koşun yardım edin, adam bayıldı. Ferdi. Alo. Tamam. Ambulans çağırın, ambulans. Ambulans çağırın. Tamam. Abo, garzaga bu ya. Yazık adama ya, iş portaya kadar düştü. Ya gülme aşkım. Gülme. Aklım başımdan gitti ya benim. Hayranlarım da fark etti öyle yere düşünce. Garzoa, garzoa. Mandalinci star olarak aralarındaydım ya. Ferdi ilahi hiç aklıma gelmedi beni düşüneceğin. O nasıl laf ya? Benim seni düşünmeden geçen bir saniyem mi var sanki? Ya. Canım benim. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Hiç unutmamışlar beni biliyor musun? Hatta eskisinden daha çok seviyorlar. Zalime baş kaldırdım ya. Sen sevilmeyecek insan mısın? Hı hı, aşkım. Hı. İnşallah yine dayı olurum ha. İnşallah. Hemen sonucu söyleyeceksin bana tamam mı? O Damla'nın bileceği iş. Ben bilemem. Ben bilemem. Ben getirdim onu. Bilemem. Damla'nın bileceği iş. İçi üşümüş ya. Dayı duyduklarım doğru mu? Ne duyduğuna bağlı. Ya ne duyacağım işte. Doğruymuş demek ki. Senin için dükkan kiraladı dediler çünkü. Ha, iş güç sahibi olacağım ben de artık. Benden aldığın parayla mı dayı? Arsızlık yapma. Tövbe de. Demekmiş o ya. O para senin değildi. Rahmetli komşu teyzenindi. Ki göründüğü gibi onun da değildi. Onda emanetti. Allah Allah. Yani senden Ferdi'ye okul parası vermek için almış olabilirim. Tamam. Ama Ferdi
o parayı kabul etmediyse almayı, bunda benim ne kabahatim var Allah aşkına ya? Allah Allah. Bir de ayrıca basma oralara. Yeni sindim oraları ben. Ya dayı, senin yarın mahkemen yok mu ya? Belki hapse gireceksin. Ya bu neyin dükkanı, neyin kiralaması, ben anlamadım ya. Bugün ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış yeğenim. Bu benim bu hayattaki en büyük şiarımdır. Ayrıca ben duamı dürüst diliyorum. Belki de hapse girmeyeceğim. Hakim beni affedecek. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Birini buldun değil mi, yerine yatacak? Yok, bulmadım. Can burcum burcum. Kesin buldum ya. Ah be dayı ya. İyi. Bulmadım diyorum. Beni delendirme. Ya git çay söyle. Diyafon yok dükkanda daha. O sütyeyi de söyle, diyafon alsın gelsin taksın. Yürü. Ya dayı ya. Ah be. Ah be. Ne? Denizim, ah, bu kadar uzun süreceğini bilseydim vallahi izin vermezdim gitmene ya. Aa. Oğlum, günaydın. Anneciğim, günaydın. Bak, danışanlarımdan daha fazla gelmeye başladım buraya artık. Oğlum, danışanın mı kaldı sanki? Ha, hepsi bir bir uçup gitti. Tıpkı Deniz'im gibi. Ah, ah. Bir haber var mı peki? Birkaç tane daha test yapılacak. Bekliyoruz. İyi haberleri, dua ediyoruz. Bilmiyorum ki. Şimdi eğer bunun içindeki sizin dediğiniz gibi çıkarsa, ben de sizin gibi anne mi olacağım? İnşallah de. İnşallah. İnşallah, inşallah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin. Amin. Amin. Ya teyze, demlenmiştir artık bu. Açalım artık. Ay, espriye bak, dur azıcık daha dursun. Benim bunu Sina'ya çok özel bir şekilde söylemem lazım. Çünkü birkaç gündür o kadar kötü davranıyorum ki ona. Demek hepsi bu ufaklık yüzündenmiş. Dur şimdi, şartlama kendini. Bir açalım. Sonra. Tamam. Bir dakika ya. Bir dakika. Bugün Sina'nın doğum günü değil mi? Evet öyle de ben daha hiçbir hazırlık yapamadım ki. Yani hediye falan almam lazım daha. Kesin hamile. Aklı gitti. Bende de böyle olmuştu Tuğçe'ye hamileyken. Aha, bende de öyle olmuştu Tanem'e hamileyken. Bak ikisi de kız. Ay ne diyorsun, kız mı olacak yoksa? Ay bilmem, bence olursa kesin kız. Aa, güzel, güzel. Ay abla, hadi ne diyecek sen de? Bak şimdi, ya bundan güzel hediye mi olur? Ben şimdi 5 dakikada güzel kocaman bir pasta hazırlıyorum. Onunla beraber Sina'ya gidiyorsun, sürprizi patlatıyorsun. İnan ki aldığı en değerli hediye olacak. O anı da asla unutamaz. Vallahi çok güzel olur. Tabii. İyi o zaman, inşallah deyip açalım mı? Hadi. Hadi. Ha, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yalnız bu konuşulanlar bu odada kalacak, tamam mı? Damla Sina'ya söyleyene kadar hiç kimse ses çıkarmayacak. Hadi bakalım. Hadi açıyoruz hep beraber. Hadi Damla gel. Hadi inşallah yine dayı oluyorumdur ya. Özgür! Yandım! Özgür! Özgür!
Ay vallahi çok güzel oldu anne. Ay eline sağlık kızım. Eline sağlık ablacığım. Afiyetlerle yiyelim. Anne börek yaptın mı? Ay yok çocuğum. Böreği de baban yapsın. Şimdi çocuğun doğum gününde benim böreğimdi, senin böreğindi diye birbirimize girmeyelim. Bana bak, sen Sina'ya hediye aldın mı? Söylemem. Aa, bak eğer almadıysan birinci düğünde takmak nasip olmayan saat duruyor çekmecede. Vereyim de onu tak. Anneciğim emin ol benimki çok değerli bir şey. Nasıl değerli kız? Ben geçen Mayıs'ta o saate tam 10.000 lira para saydım. Tamam ama yani sen de görünce diyeceksin ki gerçekten çok değerli bir hediyeymiş. Aa nasıl değerli? Vallahi merak ettim. Hadi şunu aç da biraz döküver. Şuna karıştıralım. Dök şuraya. Hı. Yavaş. Dök dök. Şimdi biraz daha dök. Ay yeter çok koktu be. Koktu mu? Hı. Aa, Allah Allah. Aşkım. Aşkım aşkım. Ay niye gülüyorsun ya? Dur daha bir şey yapmadan. Ya gıdıklanıyorum sürünce. Ya dalga mı geçiyorsun? Dur. Dur daha kıpırdama bir şey yapmadım. Ya öleceğim şimdi. Tamam ama iyi gelecek ağrılarına. Aşkım tamam tamam. Zaten yere basınca da geçiyor. Yer soğuk ya hemen alıyor onun şeyini. Şey yapma basma yere tam. Topuğunu koy. Tamam tamam merak etme. Basıp düşmeyelim. İlahi ya. Bugün bir iş teklifi daha geldi sana. Ben bir süre proje değerlendirmiyorum Özgür. O kadar artistlik yaptım. 3 gün sonra sektöre döndü derler ya. 6 ay sonra başlayacaklarmış ama. Ha? Hmm. Yani böyle vurdulu kırdılı bir şeyse oynamam. Kızım rahatsız oluyor. Yani böyle... Aile komedisi tadındaysa, entrikasız, ne bileyim, genel seyirci kitlesine uygun. +13 bile istemem, o kadar. Yani döneceksem şartlarım bunlar. İyi, ben senaryoyu okudum. Ailesi için her şeyini veren, vefakar, sevgi dolu bir baba. Karısını da çok seviyor. Yani sıcak bir aile komedisi gibi görünüyor. Ben öyle anladım. Bilemiyorum. Vallahi mi ya? Hı. Sıcak bakarsan yarın gelip görüşecekler. Ne zaman? Sabah. Sabah olmaz. Sabah önemli bir işim var hayatım. Üsküdar sokaklarında mandalina mı bekliyor insanlar Ferdi? Aşkım küçümseme lütfen ya. Hayır. Oğlum. Hayır Ferdi. Aşk olsun ya. Küçümser miyim? Öyle bir şey olabilir mi? Tam tersi. Çok daha fazla saygı duyuyorum. Sen her şeyi bizim için yapıyorsun. Ben biliyorum. Ama yani sabah acil olan işin ne? Acil işte aşkım. Boş ver, soruşturma şunu. Öğleden sonra olabilir ama. Ya da akşamüstü diyelim, garanti olsun. Bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Evden kimseye söylemek yok, tamam mı? İyi. Son bir şey daha söyleyebilir miyim? Hı. Bir öpücük verir misin? Güveniyorum ben sana. Az önce doktorla yaptığım görüşmeden sonra muayene bulgularında kımıldamadan 15 gün daha yatmam gerektiğini öğrendim. Sana bu mesajla bir müjde vermek isterdim ama ne yazık ki veremiyorum. Sana verdiğim sadece bir umut. Seni seviyorum. Ben de aşkım. Umut yarınlara dairdir. Yarınlar bizim olsun. Geç olsun, güç olmasın. Kalp, kalp, kalp. Anne. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak görüyor musun Mahmutcuğum ha? Bir hoş geldim dedim.
küt Kaan'dan bir mesaj, bütün keyfim kaçtı. Hayırdır? Deniz'le ilgili olumsuz bir haber mi var? Deniz'in doktoru 15 gün seyahat yasağı koymuş. Hiçbir yere kımıldayamayacak. E, o öyle olunca da benim oğluşum Kaan Mecnun gibi oluyor buralarda. Ay şu kız hayırlısıyla bir bebek sahibi olsaydı. Olur inşallah, olur olur. Hayırlısıyla olur inşallah. Buyurun. Yalnız kimseye bir şey söylemeyelim. Kaan tembih etmiş. Kendisi söyleyecek herhalde. Tamam. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi. Buyurun, hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben dilek tutayım. Bravo. Çok teşekkürler. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Yani sizler benim yeni ailem oldunuz. Hayatımı değiştirdiniz. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok teşekkürler. Ve canım karım, biricik sevgilim. İyi ki varsın. Evet, peki. Acaba Damla evlendikten sonra kocasına ilk doğum gününde ne hediye verecek? Merak ettim şimdi. Merak et, et. Sadece seni değil, bütün aileyi mutlu edecek bir hediye. Aa. Allah Allah, neymiş o? Aşkım, baba oluyorsun. Tebrik ederim. Çok teşekkür Nasılsın dayıcığım? İyi. Ya ben Damla'dan dolayı tekrar dayı olacağımı öğrendiğimde bütün gece ne düşündüm biliyor musun? Ne bileyim oğlum, ne düşündün? Senin. Acaba dedim, dayım da benim doğacağımı öğrendiğimde benim şu an yaşadığım hisleri yaşamış mıdır? Ya oğlum yapma şunu, Allah aşkına zaten yaralıyım. Birazdan buluşmam var. Oğlum belki ben sizi 4 sene hiç göremeyeceğim. Şimdi böyle konuşup da beni... Bak beni ağlatacaksın, bir sus tamam mı? Ben de onu diyorum işte, bir dinle. Madem bu ceza erteleniyor... Sen de bu... Gökçe Irmak mevzusunda beni kurtardın. Bırak sana borcumu ödeyeyim. Ne borcu ya? İşte bu Gökçe Irmak'tan kalan borcu. Deli deli konuşma oğlum, ne borcu, ben senin dayınım lan. Bir dinle ya, hemen kestirip atma. Çıkayım hakimin karşısına son dakika. Diyeyim ki ben yaptım. Versin bana cezayı, nasıl olsa erteleniyormuş. Ne sen içeri gir ne ben. Ya yapamam oğlum ya. Bak yemin ediyorum, yapmazsan sana gönül koyarım. Yemin ediyorum. Nedim de gelecek, birlikte çıkarız tamam mı? Aslansın lan sen. Cansın can. Aha. Babacığım hazır mısın? Hazırım. Rasim Usta, Ferdi'ye tebligat var. Ferdi'ye tebligat mı var? Evet. Hayırdır, ver. Şöyle vereyim. Hay Allah, şunu alsana. Aa, Ferdi'ye yapımcısını darp etmiş. Ne? Ya baba bak, oku. Oku bak. Kim? Hemen avukatı ara. Nasıl çıkarız bu işin içinden? Ara hadi, ara.
Tamam babacığım, evet, bu şey yapayım ben. Bir avukatı aramak lazım ya. Hallediyorum ben şimdi. Heh. Ya şey, geç kalmadık değil mi? Yok yok. Ya dayı, ben enişteme söyleyeceğim, o yabancı değil. Şşt. Sakın ha. Neyi söyleyeceksin ya? Neyi sakın dayı? Lan bana bak. Yoksa suçu direkt sen mi üstleneceksin? Ula hemen anladı ya. Şşş bakalım. Kimseye söyleme ha. Yok dayı, kime söyleyeceğim? Ben zaten sizin yanınızdayım ya. Hadi. Geldim. Hadi. Geldim oğlum, geldim. Tamamdır, tamamdır. Teşekkür ettim, teşekkür ettim. Baba, ha. Ya avukat diyor ki bu adam darptan haneye saldırmaya, toplum önünde küçük düşürmeye kadar bir sürü suçtan şikayetçi olmuş. Yani iyi savunulmazsa ceza yer dedi. Yapma ya. Hı-hı. Dur bakalım. Bir mesaj geldi. Ha? Dur bakayım. Ah. Allah'ım, Allah'ım sabır ver bana. Kimmiş baba? Nedim. Bak baba, benden duymuş olma ama Adnan dayı Ferdi'yi kandırdı. Mahkemede Adnan dayının suçunu Ferdi üstlenecek. Baba, bu darp işinden de ceza yerse var ya hapse girer. Çünkü bilmiyor bu durumu. Evet, evet. Ben gideyim bunu. Hadi, hadi götür beni, çabuk. Hadi. Dava dosyası incelendi. Sanık Adnan Göz açık'a soruldu. Evladım, mühürü niye kırdın? Vallahi hakim bey, inanın ben de bilmiyorum. Evladım, insan neden kırdığını bilmez mi? İşte bilmiyorum. Ben neden bilmediğini biliyorum. Susun. Bir daha konuşursanız mahkemenin insicamını bozmaktan atarım içeri. Sen kimsin? Ben Ferdi Akyol. Adnan Göz açık benim dayım olur. Ben de yeğeniyim. Efendim ben tanınan bir şahsiyetim, ünlü bir şahsiyetim. Televizyon dizilerinde falan oynuyorum. Dayım da benim itibarımı kurtarmak için güya aklınca bana bir iyilik yapmaya çalışıyor. Beni koruyor. Ama itiraf ediyorum, mührü ben kırdım. Oğlum Allah aşkına ne yapıyorsun sen ya? Aşkım, susun. Bir daha konuşan olursa atarım dışarı. Ya siz ne kadar saygısız insanlarsınız böyle. Bir dediğimi iki ediyorsunuz. Burası mahkeme salonu, kahvehane değil ki. Sayın Hakim Bey. Kendisi gerçekten yeğenim olur. Sevilen, sayılan televizyon dünyasında. Fakat benim de bu konuyla ilk... Susar mısın? Bir daha benden izinsiz konuşmayacaksın. Sizin adınız ne? Efendim ben Ferdi Akyol. Mühürü sen mi kırdın? Evet, ben kırdım mühürü. Hayır! O kırmadı, ben kırdım. Sen kimsin bir adam? Ben babasıyım, ben kırdım. Nasıl? Baba Allah aşkına sus. Çakışma bana. Ben kırdım dediysem ben kırdım, o kadar. Susar mısınız? Şimdi atarım dışarı. İşte sus. Sen sus. Sen konuşma. Senden sonra konuşacağız. Ahlaksız herif. Susun ya, susun. Bak şu an çok büyük bir tehlike altındasın. Bana akıl verme. Ben susmam. Ben susmam, doğrulardan uzaklaşmam. Ben konuşacağım. Susmayacağım. Baba. Bak hala konuşmuyor, susar mısınız? Susmayacağım. 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 Baba ne olur. Sus be adam. Sana ne oluyor be? Sana ne? Sana mı soracağım ne söyleyeyim? Sen bana mı söyledin onları? Bu lafı bana mı söyledin? Hayır hakim bey, asla öyle bir şey yok. Size söylemedi. Bizzat bana bir şeyler söyledi. Sen de sus. Hakim bey, bakın beni dinleyin. Ben kendime hakim olamadım hakim bey. Bir mahkemede mahkemeyi basıp tanıklara, sanıklara yetmiyormuş gibi mahkeme başkanına bağırmak ne demek biliyor musun? Kolluk kuvvetleri. Atın hemen bunu. Hayır, hayır. Size söylemedi. Yanlış anlaşılma var. Memur bey bir dakika, ne olursunuz. Hakim bey size demedi. Memur bey ne olur ya. Ne olur ya. Baba bir saniye, ne olur. Bir dakika, bir yanlışlık var. Size söylemedi. Efendim dayıma söylüyordu baba.